Efendim herkese merhabalar. Türkiye Meclisi'ne hoş geldiniz. Dün akşam ilk programımızdı ve izlenme oranlarına baktığımızda umudumuzun çok üzerinde bir teveccühle karşılaştığımızı gördük. Yani doğru yoldayız. Bundan sonra da tabii her geçen gün daha gelişerek, daha sıcak konularla Türkiye Meclisi'nde Türkiye'yi konuşmaya ve sizlerle konuşmaya devam edeceğiz. Bu akşam iki ana başlığımız olacak. Bir tanesi malum son zamanlarda Türkiye gündeminde olan hilafet tartışmaları. İlk bölümde Türkiye'de hilafet tartışması nereden çıktı, buraya nereden geldik ve neden şimdi? Bunun enine boyuna masaya yatıracağız. Konuklarımızla beraber ve tabii ki meclisle beraber. İkinci bölümde de aslında İstanbul'u konuşacağız. Yani Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? Türkiye'nin belki de son günlerdeki en sıcak konularından biri ve önümüzdeki dönemde, önümüzdeki haftalarda giderek artan tansiyonda aslında bence Türkiye'deki en kritik seçim İstanbul seçimi. Bence değil, aslında işin gerçeği öyle ve bunun Türkiye siyasetinde uzun yıllara yansıyacak olan sonucu itibarıyla Türkiye siyasetinde temel aktörleri değiştirecek önemde bir seçim olacağı aşikar. Zira geçen gün bir gazeteci dostumuzun da yayında söylediği gibi İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerini alması Türkiye'de bir erken seçimi gündeme getirir ve İmamoğlu'nun rakibi aslında Erdoğan'dır ve Erdoğan'a karşı bu İstanbul seçimini kazanmıştır yorumunu yaptı. Katılmamak elde değil ama İmamoğlu'nun işi gerçekten çok çok zor. Bu benim şahsi kanaatim. Neden öyle olduğunu ikinci bölümde aslında arka tarafta kurulan ittifak pazarlıkları üzerinden, yani DEM Partisi ile eski HDP ile yürüyen pazarlıkların hangi aşamaya geldiğini, bu dengede, bu denklemde olayın nereye evrileceğini bütün boyutlarıyla konuşuyor olacağız. İki tane konuğumuz var stüdyoda. Profesör Süheyl, daha stüdyoda yok, İstanbul trafiğine takıldılar. Birkaç dakika içinde olacaklar. Bu arada İstanbul'da yağmurdan mütevellit inanılmaz bir trafik yoğunluğu var. Konuklarımız da gerçekten çok çok zor geldiler. Bir de İstanbul'da tam şehrin göbeğindeyiz. Bir metro hattının ortasında olmamıza rağmen trafiğin bu azizliğine biz de uğruyoruz. Süheyl Batum hocamız, anayasa profesörü ve avukat Pınar Hacı Bektaşoğlu birkaç dakika içinde stüdyomuzda olacaklar. Ama gelin birinci bölümü başlatalım. Biraz lafı uzattım ama biz bu hilafet tartışmalarına nereden başladık? Bunun bir hafif birkaç tane görüntüsü var. Hatırlayalım kısaca, onları göstereyim size. İlki hatırlarsanız bundan bir süre önce Galata Köprüsü'nde Bilal Erdoğan'ın ve diğer bütün STK'ların çağrısıyla bir miting düzenlendi. Binlerce, on binlerce insan katıldı. Bu mitingde, mitingin sonlarına doğru bir vatandaş orada bir bayrak açtı. Oradan geçen bir başka gencimiz de bunun hilafet bayrağı olduğunu söyleyerek orada yumruk attı. Olay sosyal medyaya düştü ve olay gerçekten bambaşka bir yere evrildi. Bir anda sosyal medya elektriklendi. Bu gencin görüntüsü, işte o kanlar içindeki vatandaşın görüntüsü ve hemen akabinde bu şahsın işte polis tarafından derdest edilmesi, ters kelepçeyle karakola götürülmesi, arkasından apar topar mahkemeye çıkartılması ve tutuklanması bir anda Türkiye'yi milliyetçi kanatla, aslında şu anda Türkiye'de yürüyen temel tartışma milliyetçi kanatla İslamcı veya muhafazakar kanat diyebileceğimiz arasında bir büyük çatışmaya en azından sosyal medya üzerinden götürdü. O gündem bir anda elektriklendi. İşte çocuğa sahip çıkanlar, bursunu üstlenmek isteyenler, ne kadar düzgün, ne kadar iyi bir öğrenci olduğunu söyleyenler, öte taraftan yanlış anlaşıldığını söyleyenler, bayrağın ne anlama geldiğini söyleyenler, fakat iş gerçekten şirazesinden çıktı ve bambaşka, çok tehlikeli bir suya girildi. Hemen akabinde, bu olayın hemen akabinde bu sefer Ömer Çelik, onun görüntüsü varsa arkadaşlar, Ömer Çelik Habertürk ekranlarına çıktı ve orada bizim gündemimizde hilafet yok açıklamasını yaptı. Arkasından bu görüntüler sahneye çıktı. Bu görüntüler nereden arkadaşlar? Bu Hizb-ü Tahrir'in, Hizb-ü Tahrir örgütünün de Türkiye medya sorumlusu az sonra canlı yayında olacak burada. Hizb-ü Tahrir'in hilafet çağrıları, büyük bir miting, binlerce insan böyle bir mitingde hilafet çağrıları yaptı. Gündem bir kez daha hareketlendi, bir kez daha elektriklendi. Ve arkasından Batman'da Filistin gösterisinde gene hilafet çağrıları yapıldı. Yani gündem gerçekten buna döndü. Ve tabii en sonunda da arkadaşlar rejiden hatırlatıyorlar. Şeyh Said'in torunu çıktı ve işte eğer dedem asılmasaydı, yakalanmasaydı Türkiye'de bir
hilafet rejimi kurulacaktı dedi. Bu da gene sosyal medya üzerinden son derece zehirli bir şekilde ve tehlikeli bir şekilde aslında toplumsal kutuplaşmayı arttıracak oranda bir fotoğraf ortaya attı. Şimdi ben aslında konuklarımız da gelmeden bu hilafet tartışmasını hemen meclise dönüp sormak istiyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bimen sen de başlayayım. Bu süreci izlediğinde sen ne hissettin bir vatandaş olarak? Hiç beklemediğim bir yerden geldi. Olsun, sonuçta sen sonuçta vatandaşsın ya. Gördün, ne hissettin? Ben olayı şöyle alayım. Birincisi gencimiz dediğiniz saldırgandan bahsediyoruz. Demokratik bir ülkede bir insanın yani bir yasak da yoksa istediği bir bayrak ve istediği bir şekilde yürüme hakkı vardır. Bence sadece milliyetçi kanatla muhafazakar kanat değil, demokrat kanat da vardı bu sizin muhafazakar dediğiniz kısmın içinde. Birazcık öyle bakalım. Çünkü ben muhafazakar kesimden değilim. Ama o saldırıyı ve saldırıdan sonra yapılan şeyin çok doğru buldum. Çünkü bir insanın siz ne olursa olsun, yanlış bile olsa çok basit bir yolu var. Madem bu kadar okumuş, bu kadar iyi eğitimli, düzgün bir genç, iki adım ötede polis var. Git kardeşim, polise şikayet et. Ne gerekiyorsa yap. Ben milliyetçi duygularımla işte zaten babam da binbaşıydı, o yüzden de o yumruğu attım. Yani üzgünüm. Bugün başka biri de başka bir duygularla başka birine de saldırabilir. Eğer ki yasaksa o beyefendinin taşıdığı bayrak, artık burada aslında bu kadar çatışmanın her şeyi bir kenara bırakıp olayın başlangıcında bir oturup bakmamız gerekiyor. Yapılan hareket doğru mu? Bir demokrasiye sığıyor mu? Yoksa sığmıyor mu? Ben bu açıdan bakıyorum. Yoksa hilafet gelirdi, gelmezdi, şuydu, anladım, buydu, yani bunlar bambaşka bir konu. Yanlış olan aslında işin yöntemidir diyorsunuz. Yani itirazın yumruk atmak, şiddet kullanmak değil. Zaten bu konuşmanın, yani bu yapacağımız şu andaki konuşmanın temeli de az sonra Hizb-i Tahrir'i Türkiye medya sorumlusunu bağladığımda da aslında bunu soracağız. Süheyl hocamız da hoş geldi hocam, hoş geldiniz. Geçen gün bizim evimizde Süheyl Batum hocamız da aslında çok doğru bir tespitle kardeşim, yani Türkiye Anayasası'na göre fikrini söylemekte, şeriat istemekte bir mahsur yok. Ama burada şiddet kullandığında iş değişir sözünü bizzat siz söylediniz. Ben hemen size geleceğim Kadir Bey, ama hocam hazır gelmişken ayağınızın tozuyla şey konuşuyoruz. Türkiye'de bu olaydan sonra, yumruk olayından sonra arka arkaya bir takım mitingler, bir takım açıklamalar ve milliyetçilik ve İslamcılık üzerinden veya işte hilafet üzerinden bir ne diyelim tehlikeli bir tartışma başladı. Öncelikle bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi vallahi o gün söylediğimde de şunu söylemiştim. Şimdi demokratik gerçekten laik, sosyal bir hukuk devletinde bunları söylemek son derece serbesttir, olması gerekir, aşağılamadın. Ama Türkiye, bana göre çok net söylüyorum, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti falan değil. Şimdi buna çok kişi hayır olur mu canım, işte anayasamızda yazıyor falan der ama bana göre bu uydurma. Bir de biz bu olayları, Türkiye'de üzüldüğüm bir şey var. Bir çukura bir kere düşersin. İkinci defa düşmezsin, düşünce hadi görmedi dersin. Üçüncü defa, dördüncü defa aptal dersin. Şimdi 1995'lerden sonrasını hatırlıyorum. Şevki Yılmaz diye bir kişi vardı. Kahve kahve dolaşır. Aynen. Evet. Şeriat gelecek, bu Kemalist düzen yıkılacak derdi. Tesadüf bu Refah Partisi'ndeydi. Tesadüfe bak, şimdi AKP'de. Şey vardı, hatırlayın. Şükrü Karatepe, Müslümanlar içinizden kini nefreti eksik etmeyin. Gün gelecek kullanacaksınız. Başka biri vardı, şey derdi. Ne derler? Bir aşı yapacağız, bir iğne yapacağız. Uyandığınızda her şey değişmiş olacak, geç olacak. Sonra ya bunları hep yaşadık. Bilmem ne o zamanlar, Müslüm Gündüz. Her gün televizyonlarda, her gün. Sonra bir gün dediler ki onlar ajan ajan. Onlar ajan. Peki Müslüm Gündüz de şey nerede? İşte bu Şevki Yılmaz, Şükrü Karatepe.
Tesadüfe bak ya, hepsi AKP'de. Şimdi ben net söyleyeyim, maalesef AKP'nin de içinde olduğu bir oyunu yıllardır oynuyoruz. Kazanabilirse ah kazandı, iğne yaptı, oldu diyecek. Kazanamazlarsa da gördünüz mü işte gene bizim yolumuzu kestiler olacak. Şimdi bunda çok net söylüyorum. Bu çocuk Ege, tabii ki kimse kimseye yumruk atamaz. Ama şöyle düşünün, bir kişi bana cevap versin ya, bir tek kişi. Bu ülkede bir kişiye yumruk değil ya, ana muhalefet partisi liderini öldürme kastıyla yakın, yakın diye bağırdılar. Bu kadar taşlar attılar. Bir adam yumruğu patlattı. Ne oldu o yumruğu atan adam? Ne oldu ya, hep beraber gördük. Ya ben mi sadece hata yapıyorum? Karakolda gittiler. İlçe başkanları ellerini öptüler. İçişleri Bakanı insanları kızdırmayacaksın dedi. Ve adam neredeyse ödüllendirilir gibi bir hükmün açıklanması, geri bırakılmasıyla bir gün tutuklu kalmadan gitti. Şimdi böyle bir ülkede bizim hiçbir şey yokmuş gibi sürekli suçu kendimizde bularak da işte ama biz de çok şeyiz, yanlış yapıyoruz işte. Halbuki ne olur canım, şeriat çağrılabilir. Ya bir şey daha söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de bunu anlamamazlıkta direniyoruz. Daha doğrusu biz değil de bir kesim anlamamazlıkta direniyor. Ve kimse arkadaşlarından kusura bakmasın, bizi biraz, onlar için demiyorum kesinlikle, bunu yapanlar bizi biraz aptal yerine koyuyor. O da şu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni açın, Alman Mahkemesi'ni açın, Amerikan Mahkemesi'ni açın. Sakın bize şimdi biz Amerikan mıyız, biz Türk'üz, Türk'e göre sistemimiz olur filan demesinin bir anlamı yok. Amerikan Mahkemesi'ni açın, şöyle diyor. Çok da güzel bir örneği var. Diyor ki, bir sözü söylediğin yer, zaman, koşul, nasıl söylediğin çok önemlidir diyor. Ve örnek veriyor. Geniş bir parkta dikkat, yangın var diye bağırırsan bir şey olmaz diyor. Parktır. Ama lebalep dolu bir salonda, bir sinema salonunda veya tiyatro, dikkat, aynı kelimeyi söyledin. Dikkat, yangın var, kaçın dersen orada insanlar panikle birbirini öldürür. Aynı şey değildir diyor. Canım ben yangın var dedim. Parkta demek. Şimdi Türkiye'de her zaman olan şey. Çok çarpıcı bir örnek bu arada. Tabii tabii. Yani ahval, şartlarla ilgili. Ya %100. Doğru. %100. Biz şimdi bunu yokmuş gibi varsayıyoruz. Evet. Ay adamcağızın bir tanesi tevhid bayrağını almış. Neyin tevhid bayrağı ya? Yani tevhid bayrağı şimdi böyle oldu mu? Bir zamanlar biz, açık söyleyeyim ya bunu, hayır Süheyl Batum sen kendin görüyorsun öyle. 29 Ekim kutlamasında Atatürk bayraklı, Atatürk resimli Türk bayrağını, bu ne ya? Bu Türk bayrağı değil, birilerinin ismi olmayacak diye topladık. Hiç böyle tevhid bayrağı falan diyemedik. Topladık. Ben şimdi buradaki arkadaşlardan bir tanesi, hayır Süheyl Batum, rüya görüyorsun sen. Ben, dikkat edin, siz şey yapmazsınız, arkadaşlarımız da yapmaz ama çok yapan olur bunu. Ne var yani şimdi, onlar yaptı diye sen de mi yapacaksın? Hayır, ben öyle demiyorum. Türkiye'de yaşıyoruz. Olan biten hepimizin gözü önünde oluyor. Çok aptal değiliz. Yani efendim tevhid bayrağı taşıyordu. Gene söylüyorum, çocuğun yumruk atmasını gerektirmez. Olmaz böyle bir şey. Çok haklı söyledi arkadaşımız. Evet. Yumruk diye bir şey olmaz. Ama ana muhalefet partisini atan adam aslında ne adalete o? Biraz yani nihayetinde devlet erkini yönetenlerin aslında adaleti tamamen özgür bırakması temel meselemiz zaten. Heh. Tıpkı Can Atalay karar gibi, tıpkı hakeme yumruk atılması gibi. Aynen. Yani balık baştan kokar noktasına geldik. Hocam lafınızı çok kısa, hocam daha çok uzun konuşacağız. Ben hemen Ömer Faruk Ay'a dönmek istiyorum. Aslında yeniden Refah Partisi'nin gençlik kollarından, doğru mu ifade ettim? Siz kendinizi ifade etseniz daha sevinirim. Ben bu seçim partimizin en genç milletvekili adayıydım. İstanbul 1. bölgeden. Şu anda da yine içerisinde tabii. Çalışma yapmaya sesiniz devam birazcık ediyoruz. Az geliyor galiba Ömer. Yok, biz duymamız için. Şeyden. Evet, içerisi duymuyor. Orası duyuyor da biz içerisi duymuyor. Tamam.
Yani o şekilde Yeniden Refah Partisi içerisinde tabii partimiz kurulduğundan beri çeşitli görevlerimiz oldu. Bu seçimde de 14 Mayıs'ta da en genç milletvekili adayıydık İstanbul 1. bölgeden. Benim sorum şu, bu tamam. olan biteni, bu hilafet tartışmalarını, yani aslında Süleyman Hocamızın da söylediği gibi Refah Partisi aynı şey değil belki ama öncesindeki siyasi, Türkiye'deki şu an iktidardaki hareketin bir siyasi hareket olarak değerlendirmemiz tabii ki elzem. Ta Erbakan'dan beri gelen aslında Türkiye'de sağ muhafazakar siyaset diyeceğimiz veya muhafazakar siyaset ana damar üzerinden yürürsek aslında temel tartışması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iki tane temel payandası vardır çatışmalı olduğu. Bir Kürt meselesidir, bir İslamcılık meselesidir. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada İslamcılık üzerinden yürüdüğümüzde tekrar iktidarda AKP varken bu tartışmanın bu şekilde gündeme gelmesi seni nasıl düşündürüyor? Ya şimdi özellikle bu yumruk meselesiyle ilgili en büyük problem şu burada. Şimdi burada yapılan program bir işte yılbaşının ardı sabahı olan 1 Ocak sabahı işte orada bir Filistin yürüyüşü yapıldı. Yani burada tevhid bayrağı olsun, yani tevhid bayrağıydı işte o hilafet bayrağı olarak nitelendirildi ama o yanlış. Şimdi orada tevhid bayrağı taşıyan bir abimize, bir büyüğümüze işte orada biri gitti yumruk attı. Sebebi de ne? İşte yok hilafet bayrağıdır, odur budur, işte biz milliyetçiyiz, bizim ülkemizde böyle bir bayrak taşıyamazsınız gibisinden kendince bir sebeple bunu yaptı. Tabii bunu yapmış olması aslında direkt olarak yani planlı bir şekilde buraya bu programı onu yapmaya gitti de diyemeyiz. Fakat bilinçaltından kaynaklı artık Türkiye'de öyle bir hani bu Filistin davasını, Filistin meselesini özellikle politikleştirme durumu oldu ki. Ya ben hatta onun sabaha bir tweet atmıştım. İşte o yürüyüş yapılmadan önce. Filistin meselesi siyasi çıkarlar ya da işte konjektürel dengelerde güç devşirmek için işte suistimal edilemeyecek kadar şerefli ve onurlu bir meseledir diye. Aslında burada bu Filistin davasını, Filistin meselesinin yanlış anlaşılması ve ülkeyi direkt olarak yani Filistin'i destekliyorsan, Filistin'i savunuyorsan sen işte sağ seçmensin, muhafazakarsın. Fakat Filistin'i savunmayacaksan işte daha ziyade muhalefet partilerinden yana tavır alacaksın gibi bir kutuplaştırılma oldu. Ve burada Filistin için biz işte haykırırken hemen karşı olarak şunlar çıktı. İşte yok Doğu Türkistan için niye yapmıyorsunuz, etmiyorsunuz? Yani burada aslında Filistin meselesini biraz daha politize edip ortamı germe çabası içerisindeydi belli bir güruh ki buna da çok başarıyla da ulaştı. Hala işte dün de mesela Fatih Camii'nin imamı evet, bıçaklandı. Hikayesi. Hemen o da işte yine o kutuplaştırmayı yapan güruha atfedildi. Ya işte acaba bunların kaldı ki şöyle hatırlarsanız Mehmet Akif Ersoy Habertürk'te bu yakalanan Mossad ajanlarının hem etnik kimliklerine hem fotoğraflarına, görsellerine bakıp yani çok düşündürücü ifadesini kullandı, bir tweet attı ve İslami kesimden hemen ne demek istiyorsun sen eleştirileri gelmeye başladı. Yani şöyle aslında o Mossad ajanlarıyla ilgili de yani ben bir paylaşım gördüm. İşte bunlar nasıl Mossad ajanı? Hiç ajana benzemiyor. Zaten ajana benzeyecek olsa yani bunlar niye ajan olsun? Yani burada tabii şeyler, olaylar çok yanlış yorumlanabiliyor. Çünkü sürecin içerisinde gerçekten çok farklı evet. meseleler var. Yani genel hatlarıyla aslında durum bu. Politize tamam. edilmemesi gereken bir ama mesele. Ama maalesef ediliyor. Politize edildi ve ortam gerildi evet, maalesef. Maalesef. Ve önümüzde ben seçim dönemi olduğu için zaten. Kadir Bey'e dönmek istiyorum. Kadir Çetin'e. Merhabalar. İsmim Kadir Çetin. Avukatlık yapıyorum İstanbul'da. Tekraren konuya dönecek olursak benim şimdi bu konuda iki noktadan bakmam gerekiyor. Bir mesleğim itibariyle burada bir darpçı bir hadisesi var. Bunun yanında ben bir Türk milliyetçisiyim ve bu olayda aslında bir noktada tarafım. Siyasi olarak bir tarafım var. Şimdi öncelikle şununla başlayacağım konuşmaya. Hasan Ege'nin yaptığı hareketi tasvip etme şansımız yok. Burası bir hukuk devleti. Burada kimse yumrukla, tekmeyle hizaya getirilmez. Bu şekilde bir eğitim verilmez kimseye. Ancak şimdi bu noktadan sonrası benim politik duruşumdur. Evet. Ve politik niye? Olarak mesaj vereceğim burada. Türkiye'de hiçbir Türk milliyetçisinin evinde kelime-i tevhid bayrağı asan insanla bir sorunu yoktur. Hiçbir problemi yoktur. Hatta biz belki de muhafazakarlar ve milliyetçiler birçok eksende birbirine yakın görüşlere sahip insanlarız. Ancak şöyle bir husus var.
rejime kastedebilecek, Türkiye Cumhuriyeti'nin dokunulmaz olan anayasasının ilk 4 maddesine kastedebilecek herhangi bir faaliyete Türk milliyetçileri her zaman, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin her zamanında karşı durmuşlardır, yine de karşı duracaklardır. İkincisi, Ömer Faruk Bey bu Fatih Camii'nin imamıyla ilgili bir hadise söyledi. Orada da bu olayı işte yine milliyetçi kesimin organize ettiği şeklinde bir haberler döndü Twitter'da. Şunu da kesinlikle ifade edebilirim. Kişinin tutuklanırken, gözaltına alınırken videosu var. Ve orada yüksek sesle tekbir falan diyor. Yani orada muhtemelen sen daha dinlersin, ben daha dinlerim tartışmasından kaynaklı bir olay. Bununla milliyetçi cami üzerinde bırakılmasını kabul etmeyeceğiz. Bizim hafızamızda da şu da var. 79 yılında milliyetçiler Fatih Camii imamını da vurdu. Ya bu olabilir, bu olmuştur, olmamıştır demiyorum zaten. Biz mevcuttaki olayı o olayla bağlamamızın alakası yok çünkü elimizde videolar tabii, tabii. var. Ama şunu söylüyorum. Demin Söylecan'ın söylediği vardı ya, o çok önemli geldi bana. Yani bir açık parkta yangın var diye bağırmakla Türkiye'nin bu ortamında bu şekilde bir fotoğrafın, hele ki sosyal medya gibi yani bir yapının olduğu yerde gerçekten dinamit etkisi yaratıyor. Mutlaka şu surette katılıyorum. Bakın, dediğim gibi şiddeti onaylamıyoruz. Ancak burada dün akşam konuştuk, bugün de konuşacağız. Can Atalay'ın tahliye edilmemesiyle ilgili anayasa hükmünün ihlal edildiğini konuşuyoruz. İlk 4 madde açıkça rejimi tarif eder ve bu, yani Can Atalay'daki ihlal neyse ilk 4 maddedeki ihlal de bu. Benim bunu burada bu düzeyde anlatmama da gerek yok. Burada herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kimlik taşıyor. Bu devlete anayasayla bağlı birey ve vatandaş olarak bir anlaşma imzalamışız bu anayasa üzerinden. Şimdi burada hazirinden bir kişi dese ki bütün herkes bu anlaşmaya uyuyor ama ben uymayacağım, uymak istemiyorum. Bu şekilde bir yaklaşım kabul etmiş. Diyenler de var. Ama bizim anayasamız bunu deme özgürlüğünü de veriyor. Deme özgürlüğünü veriyor, yapma özgürlüğünü vermiyor. Yani burada zaten siz tamamladınız demek istedim. Bizim için, ben özellikle zaten başında şunu söyledim. Evinde kelime-i tevhid bayrağı asan biriyle bizim bir sorunumuz olmaz. Evinde veya yakın çevresinde, oturduğu sokakta, kafede bunu dillendirmesi bizi ilgilendiren bir durum değil. Ama binler, milyonlar meydana çıkar da biz rejimi değiştireceğiz derse elbette ki Türk milliyetçileri bunun karşısında olacak. Bunu da buradan açık net ifade edelim ya. Teşekkür ederim. Evet. Tabii buyurun. Buyurun. Şimdi benim olayla ilgili anlamadığım şey şu. Kusura bakmayın, size de sormak istiyorum. Bu bayrağın açıldığı yerde hilafet mi savunuluyordu? Hayır. Bu bayrağın açıldığı yerde karşı taraf, yani atıyorum neyse o karşı taraf, milliyetçiler ya da hangisi o kesim, biz laikliği savunuyoruz, Atatürkçülüğü savunuyoruz dedi. Bu adam provokasyon olarak mı getirdi? Çünkü Amerika'daki kanunu ben de birazcık biliyorum. İkisi çok bağımsız şeyler, benzer değil yani. Orada bir Filistin yürüyüşü var. Zaten grup, onlara ait bir grup ve kimseye de gidip o bayrakla burnuna sokmuyorlar. Ve demokrasinin olduğu bir yerde biz milliyetçiler evde tuttuğu sürece mutluyuz, evin dışına çıkınca mutsuzuz. Öyle de bir şey de yok yani, demokrasi böyle bir şey değil. Biraz önce verilen örneği bir örnekle ben ekleyeyim. Eğer mesele buysa, bu ülkede bir gazeteci öldürüldü. Hrant Dink. Yazdığı için öldürüldü. O gün Samast'ın giydiği şeyle, hatırlıyorsunuz kafasını taktığıyla, beyaz bereyle polisler gelip orada dikildi. Şimdi bu bana, benim oralarda biri bu beyaz bere giydiği zaman benim mahallemde, vay sen evinde giyebilirsin, hadi ben senin suratına yumruk atma hakkı mı veriyor? Hayır. Üzgünüm. Yani kanunun orada söylenmeye çalışan şeyle bu aynı şey değil. Eğer o bayrakla bir CHP mitingine gidilseydi, başka bir yere gidilseydi, keza Amerika'dan ve Almanya'dan örnek verdiniz. Nasyonel sosyalistler yolda yürürken karşı tarafta karşıtları bayrakları burnuna sokuyor. Çıkıyor mu bir kavga? Tamam, merak etmeyin, kimse aptal değil. Ama bu birazcık etrafına dönmek gibi geliyor iş. Evet. Yani karşı taraf güçlendi, o yüzden biz de artık çıkabiliriz gibi bir şey oluyor ki asıl tehlikeli olan mı? Evet. Bu arada Avukat Pınar Hacı Bekleşoğlu, hocam hoş geldiniz. Merhaba. Sizi hoş biraz yaptık, trafik, İstanbul trafiği. Yok, ben de çok özür diliyorum gerçekten. Hem yağmur hem trafik. Evet. Değerli konuklardan ve sevgili hocam. Hocam benim İstanbul Hukuk'tan. Öyle mi? Söyle hocam, beni hatırlamayacaktır ama biz kendisini unutmayız. Sağ ol. Muhteşem bir hocamızdı. Sağ ol. Gelirken hatta üniversite grubundan
Bütün arkadaşlarım, hepsi de. Hepsine sevgilerimi saygılarımı. Hepsi hocam sizi bu nedenle söyle. Hem selamlarını, saygılarını ilettiler. Ediyorum. Hepsine sevgilerimi söyle. Evet, ben size söz vereceğim. Bir Ali Cihan Bey'e söz vermek istiyorum. Sizin görüşünüzü alayım. Hemen size döneceğim hocam. Merhaba, ismim Ali Cihan Aslan, inşaat mühendisiyim. Bence şu an bu konuların tamamını tartışıyor olmamızın en önemli nedeni, yıllardır mevcut siyasi iktidarın bu konuyla ilgili çok net, çok keskin bir şekilde taraf olması. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın bir söylemi vardı. Dinini bilen, kinini bilen dindar nesiller yetiştireceğiz diyordu. Bunu söyledikten sonra bu beklenen tepkiyi toplumdan tam olarak alamadı. Hatta tam aksine tepkiler oluştu diyebiliriz. Yani bir anket yapılsa 2000 yılı sonrası doğan genç insanların düşünce yapıları araştırılsa ve sonuçlar objektif olarak ortaya çıkılsa ateizmin, deizmin son derece yaygın olduğunu göreceğiz. Burada mevcut siyasi iktidar bu kadar keskin bir şekilde işte dindar nesil yetiştireceğiz şeklinde bir dayatmayla konunun üzerine gitmeseydi bu kadar toplumda kutuplaşma olmazdı diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederim. Hocam hemen size söyleyeyim hazır sizi şey yapmışken. Şimdi bu arada bir düzeltme yapayım. Demin 79 yılında milliyetçiler ifadesini koyurken Fatih Camii İmamı dedim değil aslında. Orada İslam Cenat'tan Metin Yüksel'i katlettiler. Öyle bir detay önemli. Şimdi bu konuşmanın başında da Türkiye'de özellikle bu Gazze mitinginden sonra o yumruk hadisesi sonrası Hizb-ü Tahrir'in Türkiye'de işte yaptığı bir takım eylemlerde hilafet çağrıları yapması özellikle sosyal medyada geniş tepki yer buldu ama daha önemlisi özellikle son giderek artan oranda bu arada şunu gözlemliyorum. Böyle bir milliyetçilerle aslında İslamcılar arasında bir çatışmaya varacak, bir gerginliğe varacak, çatışma olmasa bile bir tansiyon görüyorum. Siz bunu nasıl okuyorsunuz bu tansiyonu? Yani tabii burada öncelikle bir hepimizin belirli yaşı var. 40'lı 50'li yaşlarda şu an ortalama şu an gördüm. Kendi açımdan 40'lı yaş ortalaması diyeceğim ama genç arkadaşlarımız da var. Ya böyle konuları şey yaparken, irdelerken ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Bir, yaşadıklarımdan, geçmişte şahit olduklarımdan, bir de okuduklarımdan, tarihten bir böyle sentez yaparak gerçekten objektif bir yere gelmek isterim ben. Şimdi ben 80 darbesini görmüş, 80 darbesinde 7-8 yaşında olan bir çocuk olarak... Daha sonra Türkiye'nin hemen hemen 10 yılda bir gördüğü darbeler, işte bu postmodern darbeler, muhtıralar vesaire, bütün bunların bir öncesi, bir öncesi topluma belli şeylerle, belli kliklerle, belli şekillerle, işte belli imajlar yaratarak topluma bir şey empoze edilir ve daha sonra da... Yani bir darbe atmosferi mi oluşturmak yani istiyor sizce? Yani Türkiye'de darbe... Hayır, onu demiyorum. Ama sonuç itibariyle bugün Türkiye'de belli sıkıntılara rağmen ülkemiz gerçekten hani 600 yıllık Osmanlı tarihi ve ondan önceki dönemlerimiz olmak üzere biz çok güçlü medeniyetler üzerinden kendini ifade etmiş ve bugün dünyanın en büyük ekonomileri arasında, toplumları arasında, kalkınma noktasında, eğitim, bunlarla ilgili itirazlarımız olabilir. Ama Türkiye bugün dünyada nesnel değil, öznel bir ülke olma özelliğini bütün bu tarihi şeyine, süreçlerine ve yaşadıklarına rağmen güçlü kılabilen bir ülke ve bizim gibi ülkelerde her zaman tabii ki belli odaklar, belli huzursuzluklar yaratmak istediler. Yani ben işte hatırlarsınız Ali Kalkancılar, işte Fadime Ersoylar, bunlar üzerinden de belli toplumun belli bir kesimine belli bir inancın tehlikeli olduğu söylenerek işte 28 Şubat'ın hazırlığı yapıldı. Yani bunun artık itiraz edilir bir yanı yok. Yani bu net. Şimdi biz bugün kalkıp bu bahsettiğimiz isimlerin gerçekten sadece normal sıradan bireyler olduğunu söyleyebilir miyiz? Ya da Gaffar Okan cinayeti başka bir amaca hizmet etmek üzere
yapılmadı mı? Yani orada Doğu Kürtlerle hemhal olan devletin en şefkatli yüzünü temsil eden Gaffar Okan üzerinden tekrar bir şeyler yapılmak istenmedi mi? Bahsettiğimiz o insanlar üzerinden dindar kesim tekrar devletin resmi ideolojisiyle karşı karşıya getirilerek inançlı insanların bir süre sonra bu devlet için bir tehlike olduğu anlatılmak istenmedi mi? Yani bütün bunlara baktığınızda ben Gazze ile ilgili bütün dünyanın artık İslamofobiyayı bir tarafa bırakan bir Avrupa var şu an. Sinan Bey, yani ben son 3-4 ay içinde Avrupa'nın belki 3-4 şehrine ve ülkesine gittim. Oralarda 8 ay öncesine göre Müslümanlara bakış açısı o kadar değişmiş ki bunun nedeni Gazze'nin bir Müslüman topluluğa yönelik bir soykırım yapan bir İsrail devletinin ötesine geçmiş durumda. Burada kötüler ve mazlumlar arasında bir tercih yapıyor ve orada diyor ki Batı toplumu, biz artık burada bir Müslüman kimliği üzerinden bir okuma yapmak istemiyoruz. Burada masum çocuklar inanılmaz bir vahşetle katlediliyor. O halde bundan sonra bu meseleye bakarken İslam ve Müslümanlara yönelik bir bakış açısıyla bakmayacağız diyorlar. Ve Londra'da işte bu 1 Ocak'taki yürüyüşün benzeri, aynı benzerlikte, aynı bayraklar, aynı içeriklerle yürüyen İngilizler var. Ve bu insanlar monarşi, cumhuriyet, demokrasi, bunlarla hayatlarını içselleştirmişler. Ama oturup bu bayraklarla yürüdükleri zaman hiç kimse kendi içinde çözemediği sığınmacı, mülteci, göçmen, sığınmacılar, Suriyeliler meselesini çözemedikleri için bizim toplumda olduğu gibi. Bizim toplumda şu an temel mesele Gazze meselesi değil ki işte bugün belli karşılıklar üzerinden konuşacağız. Biz belli şeyleri düzgün yapamadığımız için, sığınmacı meselesini doğru düzgün yapamadığımız için bugün herhangi bir Arap figürü veya daha radikal bir İslam söylemini anında o kişi kendi geleceğine, kendi eğitim hayatına yönelen bir tehlikenin öncüsü olarak görüyor. Şu an tutuklu olan genç Ege, ya bu çocuk eğer gelecekle ilgili kaygısı olmasaydı, üniversiteden mezun olduktan sonra gerçekten iş konusunda bir kaygısı olmasaydı, zorlukları yaşamamış olsaydı, bu algıyı, yani o saldırı anında onu motive eden muhakkak ki o pişman olduğu saldırganlığın büyük bir bölümünü bırakacaktı. Biz şu an pek çok şeyi birbirine karıştırıyoruz. Bir, her zaman uyuyan hücreler hayata, harekete geçiriliyor. İşte Fatih Camii imamında olduğu gibi. İki, biz gerçekten belli sorunlarımızı yanlış yerlere fatura ediyoruz ve burada da masum kimlikleri taşıyan insanlar, etnik kimlik taşıyan, inanç temelli kimlik taşıyan insanlar haksızlık yapıyoruz. Pınar Hacı Salihoğlu, siz diyorsunuz ki, Hacı Bektaş, özür dilerim, diyorsunuz ki bazı odaklar aslında huzursuzluk arıyor. Ben hemen her zaman Hadiye Hanım'a dönmek istiyorum. Hadiye Hanım, siz ne diyorsunuz bu konuda? İyi akşamlar herkese öncelikle. Şu konuya katılıyorum tabii ki, yumruk meselesi bir şiddetli, şiddet suç mudur meseleye o şekilde bakılması gerekiyor. Bunun gereğinin yapılması gerekiyor. Buraya kadar doğrudur. Ama biz bu meseleyi sadece bu kısmını alarak kısmi değerlendirirsek de doğru olmaz. Hocamın da izah ettiği gibi, evet Amerika şeyde Avrupa'da o bayraklar kimseyi etkilemiyor. Burada neden etkiliyor sorusu bence önemli. Çünkü 20 yıldır bizim iktidardaki zihniyetin yavaş yavaş hani bir kurbağayı suda ısıtır gibi aslında bu toplumun muhalif kesimine sürekli yüz yüze karşı karşıya bıraktığı bir etki var.
buranın bir tepkisi, yani tepkiyi anlamamız gerekiyor, nedenlerini konuşmamız gerekiyor, bu çok önemli. Suçsa suçun gereğini yapacak olanlar, yargıçlar biz değiliz. Onu bu ülkenin mahkemelerinden bekliyoruz ama doğru işlemediğinin de zaten farklı örneklerle altını çizdi hocamız. Şimdi şunu, evet, demokratik bir çizgide değerlendirmek gerekiyor. İfade özgürlüğü, bunlar çok önemli. Yalnız şu kısmı da kaçırmamak gerekiyor. 20 yıldır bu ülkeyi yöneten zihniyetin sağ muhafazakar, mukaddesatçı bir zihniyet olduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Neyi inşa etmeye çalıştığını da iyi düşünmek gerekiyor. Gün be gün kadınlar üzerinden yürüttükleri politikalar, farklı yaşam biçimleri üzerinden yürüttükleri politikalar, etnik kimlikler üzerinden yürüttükleri politikalarla biz 20 yıldır şahit olduğumuz meseleler üzerinden haliyle bir sonraki adımda endişelenmemiz çok normal. Ben endişeliyim açıkçası. Hilafet gelir mi gelmez mi? İşte bu konu tartışmaya açılıyorsa bunları ben bu ülkede sebepsiz görmüyorum. Talep edilebilir mi? Herkes her şeyi talep edebilir. Tevhid sancağını gördüğü zaman bunun karşısına farklı bir sancakla, farklı bir bayrakla çıkabilir. Hani insanlar şiddetle değil belki ama halk olarak belki bunun yapılabileceği bir şey. Bir tarafta, çok özür diliyorum, hilafet sesi yükseliyorsa, diğer tarafta bugün işte mevcut düzende cumhuriyet var, demokrasi sesinin yükseltilebilmesi alternatif olabilir. Yani bizim alternatifleri yükseltmemiz gerekiyor. Eğer biz şiddeti, baskıyı, susturmayı, bunları tasvip edersek aslında iktidarın bir sonraki adımda bizim üzerimizde kuracağı baskı araçlarını da onaylamış oluyoruz. Bu konular, yani o kadar tehlikeli bir zemin ki ip üstünde yürüyor gibi. Herkes hangi konumdan konuşursa konuşsun hemen yani sonrasında o sözlerin bir bedeli olabiliyor. Bugün İşte son iki gündür bu Fatih Camii'ndeki, tabii ki o da bir şiddet, o da bir saldırganlık, suç mu suç, kötü mü kötü, evet. Ama semboller önemlidir. Cami imamına, yani orada belki cami imamı onu uyardığı için çok münferit bir olay gibi de görülebilir ama ben öyle göremiyorum. Sonrasında yükselen sesler, özellikle hemen konunun hiç araştırılmadan deklare edilmemişken işte belli bir muhalif partinin liderine yöneltilmesi sebepleri, bunlar o kadar tepkisel hareketler ki biz de dolayısıyla işte sosyolojiyle ilgilenenler, özellikle siyasi partiler de bu konularda sorumluluk alarak ne konuştuklarına dikkat ederek ama toplumun nabzını iyi tartarak konuşmalılar. Son evet. olarak da şunu söyleyeyim, hilafet konusunu da gerçekten çok böyle sadece demokratik olarak talepleridir diyemiyorum. Ses yükseliyor, bunu ben 20 yıldır seyrediyorum. Hatta bu 20 yıllık bir hülya değil. Böyle bir hülya var. Aslında tam da noktada döneyim, izin verin. Hilafet çağrısı yapan Hizb-ü Tahrir'in Türkiye Medya Bürosu Başkanı Mahmut Kar hattımda, karşımda. Mahmut Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim Erkan Bey. Sesiniz biraz az geliyor Mahmut Bey. Sesiniz biraz azalıyor ama. Şimdi gördüm sizi. Mahmut Bey, öncelikle hem Türkiye Meclisi'ndeki insanlar hem izleyicilerimiz açısından belki kısaca anlatmak gerekebilir. Hizb-ü Tahrir Orta Doğu'da birçok ülkede yasaklı. Türkiye'de Yargıtay hakkında terör örgütü kararı vermiş ama Anayasa Mahkemesi kararıyla da bu bozulmuş yanılmıyorsam bir örgüt. Ve siz hilafet çağrısı yapıyorsunuz. Hizb-ü Tahrir Türkiye'de nasıl bir örgütlenme, yanılmıyorsam 1967'den beri faaliyette. Uluslararası düzeyde nasıl bir örgüt, Türkiye'de nasıl bir örgüt ve neden bir hilafet çağrısı yapıyor? Herkese hayırlı akşamlar. Öncelikle Bismillahirrahmanirrahim. Hizb-ı Tahrir 1953 yılında Takiyüddin Ennebahani, Muhammed Takiyüddin Ennebahani tarafından Kudüs'te kurulmuş olan İslami siyasi bir partidir. Özellikle biz bunu ifade ediyoruz. Hizb-ı Tahrir bir siyasi partidir. Diğer ülkelerde nasıl siyasi partiler varsa Hizb-ı Tahrir de siyasi bir partidir. Ve yaklaşık 50'ye yakın ülkede Hizb-ı Tahrir'in şu an faaliyetleri bulunmaktadır. Hem İslam beldelerinde hem bazı Avrupa ülkelerinde, uzak doğu ülkelerinde Hizb-ı Tahrir'in faaliyetleri bulunmaktadır.
Dondu galiba. Bir daha şey. Sesin ha, gittik. Şu an bağlandı tekrar. Buyurun. Türkiye'de Hizb-ut Tahrir'in faaliyetleri 1958-1959 bu yıllarda başladı ve o günden bugüne Türkiye'de faaliyetlerimiz devam etmektedir. Hizb-ut Tahrir nasıl bir yapı? Mustafa Bey kaç dediniz? Mahmut Bey 1958'den beri hilafet istiyorsunuz aslında. Şöyle 1953'ten beri hilafet istiyoruz beri ama istiyoruz. Türkiye'de 1958 yılından beri çalışmalarımız, faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Hizb-ut Tahrir evrensel, global bir siyasi partidir. Bir örnekliği yoktur. Dünyada Hizb-ut Tahrir gibi siyasi bir parti örnekliği yoktur. Bunu açıkça ifade edeyim. Örneğin Türkiye'de bazı partiler var. AK Parti gibi, Cumhuriyet Halk Partisi gibi, Milliyetçi Hareket Partisi gibi. Bu partilerin ideolojileri, düşünceleri, fikirleri, politikaları belli topraklarla, belli sınırlarla sınırlıdır. Belli suni sınırlarla ve belli topraklarla sınırlıdır. Hizb-ut Tahrir Kudüs'te neyse Türkiye'de odur. Endonezya'da neyse Fas'ta odur. Bütün beldelerde Hizb-ut Tahrir'in gayesi, amacı 3 Mart 1924'te kaldırılmış olan hilafet İslam ümmetini paramparça hale getirdi. Bölük pörçük devletlere bölündü. Sykes-Picot anlaşmasıyla bu toprak üzerinde adeta bir çölün üzerinde cetvelle efendim söyleyeyim sınırlar çizer gibi topraklarımızı parçalara bölüp devletçiklere ayırdılar bizi. Ve aynı zamanda İslam ümmeti başsız kaldı, otoritesiz kaldı, devletsiz kaldı. İslam'ın hükümleri uygulanmaktan kaldırıldı. Laik, seküler devletler kuruldu. Bazı beldelerde diktatörlüklerle yönetildi. Bazı beldelerde mandacılık var oldu, krallıklar oluşturuldu ve İslam ümmeti paramparça hale geldi. 1948 yılında bunun üzerine ikinci büyük sarsıntıyı yaşadı İslam ümmeti. Filistin topraklarında ilk kıblemiz mübarek Mescid-i Aksa'da işgalci Yahudi varlığı İsrail bir devlet olarak, bir varlık olarak orada işgalci olarak yerleştirildi. Ve aslında Hizb-ut Tahrir kuruluşunda hem hilafetin kaldırılmasının 3 Mart 1924 tarihinin hem de İşgalci Yahudi varlığının devlet olarak Birleşmiş Milletler tarafından Filistin topraklarında varlığının tanınmasının çok fazla etkisi vardır. Fakirdin el-Ebhani 1948'den sonra bütün Filistin'deki şer'i mahkeme kadılığı görevlerinden istifa ederek Hizb-ut Tahrir'in kuruluş sürecini... Mahmut Bey, bu arada şunu soracağım. Siz bir tarihsel silsileyi anlatıyorsunuz güzel ama biraz vakitler olduğu için şunu sormak istiyorum. Yani nihayetinde bir siyasi partisiniz. Türkiye'de demokratik sistem içinde seçimlere girmek, bu şekilde siyasi faaliyet göstermek, sandığa gitmek, bunun dışında siz diyorsunuz ki aslında demin söylediniz, temel olarak bizim kurucu anlaşma diyeceğimiz Lozan'a da karşınız. Lozan'ı bir kere karşınıza aldınız doğrudan. Dolayısıyla sistem içinde olmaktan ziyade Irak-Şam İslam Devleti de mesela dediğiniz gibi küresel bir hilafet çağrısı yapıyordu. Ama onların tabii ki kurdukları hilafet sonrasında bir devletleşme sürecine gidemediler ve başka bir yere geldi. Ama siz diyorsunuz ki biz Türkiye'de bu faaliyeti aslında bildiğimiz anlamda devleti yıkmak üzere kuruyoruz ve bu konuda faaliyet gösteriyoruz. Doğru mu anlıyorum? Bizim bütün neşriyatlarımızda, bütün çalışmalarımızda, bütün açıklamalarımızda şu var. Biz Türkiye ya da diğer beldelerde İslami olmayan tüm beldelerde ki bugün herhangi bir İslami devlet, bir İslami otorite henüz bulunmamaktadır. Bütün bu beldelerde çalışmamız fikri ve siyasi çalışmadır. Müslümanlara İslam'ı anlatıyoruz. İslam'ın hayata hakim kılınması gerektiğini anlatıyoruz. Ve İslam'ın ideoloji, bir düşünce, bir sistem, bir nizam olduğunu anlatıyoruz. Tamam anladım da bunu yaparken siyaset, var olan siyaset aygıtı, siyaset sistemi... Siyaset ne diyelim, habitusu içinde değil de yani bunu sadece tebliğle anlatarak mı yapmayı hedefliyorsunuz yoksa işin içinde diğer birçok illegal örgütte olduğu gibi bir başka silahlı faaliyet, bir başka yol, yöntem bunu var demezsiniz tabii biliyorum da yani nasıl bir yöntem bunu onu anlamaya çalışıyorum. Söylediğim gibi Serdar Bey, Hizb-ut Tahrir'in yöntemi fikri ve siyasi mücadele yöntemi. Adı tebliğ. Fikri ve siyasi mücadele yöntemi gibi. Hizb-ut Tahrir'in çalışmasında kurulduğu günden bugüne hiçbir beldede, hiçbir ülkede herhangi bir cebir ve şiddet eylemine başvurduğuna, herhangi bir silahlı mücadele yöntemini
kullandığına 1967 yılından beri Türkiye'de 2000'e yakın gözaltı oldu bu arada Hizb-ut Tahrir örgütü üzerine o tarihten bu tarihe. Evet. Yani sonuçta illegal bir örgüt olduğu, illegal demeyeyim de Yargıtay kararı da var bu arada terör örgütü olduğu konusunda. Şöyle yapalım, sizi bekleteyim. Hocam sizin yorumunuz ne acaba? Serdar Bey şunu söyleyeyim. Hizb-ut Tahrir'le alakalı Türkiye'deki yargı süreciyle alakalı kısa bilgilendirme yapmak istedim. Çok kısa ama lütfen. Ağır ceza mahkemelerin verdiği kararlar Yargıtay'ın 2004'te verdiği hukuk dışı içtihat kararına dayanmaktadır. Bu hukuk dışı içtihat kararını Anayasa Mahkemesi bozdu ve Anayasa Mahkemesi evet. Hizb-ut Tahrir'le alakalı şu ana kadar, bugüne kadar 12 ayrı hak ihlali kararı verdi. Bakın, Can Atalay ile alakalı 2 tane AYM ihlal kararı var. Hizb-ut Tahrir'le alakalı 12 ayrı hak ihlali kararı var. Eğer Can Atalay ile alakalı ihlal kararında hukuk gözetiliyorsa, Hizb-ut Tahrir'le ilgili ihlal kararlarında da hukuk gözetilmesi lazım. Hizb-ut Tahrir'in yargılama dosyalarında da Anayasa Mahkemesi şunu söyledi. Hem ağır ceza mahkemelerine hem Yargıtay'a dedi ki bu örgüt, bu yapı bugüne kadar Türkiye'de herhangi bir şiddet eylemine başvurmadığı emniyet bilgi raporlarında kendi neşriyatlarından ortaya çıkmaktadır. Siz bu örgütü şablon cümleler kurarak, kopyala yapıştır yaparak terör örgütü olarak şey yapamazsınız, yargılayamazsınız. Önce somut gerekçeyi ortaya koyun. O somut gerekçe cebir ve şiddet eylemidir. Yani silahlı mücadele yöntemidir. Evet. O somut gerekçe olmadığı müddetçe Hizb-ut Tahrir'le ilgili yargılamalarda terör örgütü yargılamasına başvurmanız hak ihlalidir. Bir dakika, evet. Bekleteceğim sizi bir saniye. Çünkü reklama gideceğim. Süheyl Hocam, sizin yorumunuzu alayım bununla ilgili. Yani Can Atalay kararıyla aynı mağduriyeti yaşıyor. Hayır. Bence kimse kusura bakmasın, öyle bir mağduriyet yok. Can Atalay'a niçin mağdur diyoruz? Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı uyulmuyor diye. Uyulmuyor diye. Yani şu anda şey kapatılmış değil. Şu anda herhangi bir kişi Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen içerideyse aynı diyelim. Şimdi sakın değerli arkadaşı ben şey yaparak, beyefendiyi hedef alarak söylemiyorum ama Türkiye'de hep bir şey yaparız. Elmalar, armutlar hepsi bir ara bir girer. Aradan da bulanık suda isteyen istediğini avlar. Çok net söyleyelim. Aynı şey değildir. Anayasa Mahkemesi burada kararı vermemiştir. Bir şey daha söyleyeyim. Yani hep aynı şeyi söylüyoruz ama. Hadiye Hanım, Hadiye miydi adınız? Bence çok güzel bir şey söyledi. Ya bu işin çözümü iki tane şeyi vardır. Bir, buradaki arkadaşlarım içerisinde herhalde 12 Eylül öncesini bir tek ben görmüşümdür. Net. Siz de mi? Gördüm. Gördünüz mü efendim? 3 kişi gördük. Şimdi bakın. İnanılmaz silah girdi. Uğur Mumcu bunu yazdığı için öldürüldü. Ne dedi Uğur Mumcu? Yahu dedi. Asker darbe yaptı. Bunu önlemek için, şeriatçıları önlemek için dendi. Dedi ki ne şey ya? Amerika Birleşik Devletleri'nin aracılığıyla Suudi Arabistan'dan şeyden para alıyorsunuz. Rabıtadan para ödüyorsunuz. Askerinizin, memurunuzun parasını dedi. Bak burada kal dediler. Şimdi size PKK'nın nasıl kurulduğunu anlatacağım dedi. Yazdı ve arabasını uçurdular. Şimdi ben o günleri görmüş bir insanım. Küçüktüm ama gördüm. Bir toplum ikiye ayrılmıştı. Bugün bakın, MHP'nin genel başkanının yanında hiç eskilerden bir tek kişi bile yok. Neden? Ya ideoloji mi değiştirdiler? Hayır. Herkes Türkiye'ye ciddi olan insanlar. Ya bizler öldük, gençlerimiz öldü. Bizi bir yola götürdüler dediler. Göre göre geldik. Şimdi net söylüyorum. Aynı oyun tekrar oynanıyor. Ama bunda ben Pınar'ımdan şöyle ayrılıyorum. Burada efendim o yaptı bu yaptı değil. Türkiye'de bunu beceriksiz maalesef siyaset kurumu yapar. Bilerek yapar. İsteyerek yapar. Aa benim oyum daha fazla. Tamam ya nasıl olsa benim adamlarım var istediğimi yapıyor. Hadi bakalım yürüyün der. Ya bu ülkede Hizb-ut Tahrir'i şeyi konuşuyoruz. Ya bu ülkede TCK'ya bir madde eklendi. 217A. Halkı gerçeğe aykırı bilgilerle
kandırmak için haber yapanlar şu kadar yıldan şu kadar yıla mahkum olur. İnsanlar içeride ya. Biz neyi konuşuyoruz? Tekrar söylüyorum. Türkiye demokratik bir ülke olursa burada her türlü görüşü şiddete başvurmamak, insanları aşağılamamak, ayrımcılık yapmamak, şiddete yönlendirmemek, hakaret etmemek koşuluyla şey söyleyebilirsin ve bunu yerine getirebilirsin. Ama bu eğer şiddete yönelen eylemlerle destekleniyorsa o zaman o parti veya o fikri, o artık düşünce özgürlüğü kapsamının dışında diye engelleyebilirsin. Ya biz de yapmayın. Ya her gün biri giriyor içeri. İnanılmaz boyutlardan. Dolayısıyla ben burada. Evet. Şu mesela beyefendiler şu bu yok çok mağdur zavallı fikirlerini açıklayamıyorlar. Bunların tamamı bana göre beyefendiyi ve partisini hedef alarak söylemiyorum ben. Genelde söylüyorum. Hiçbir tanesinin doğru olmadığına inanıyorum. Türkiye'nin bu ortamında. Ama maalesef görüyoruz. Şuna üzülüyorum. Hakikaten üzülüyorum. Bak gencecik arkadaşlar. Yahu inanılmaz ya. Biz bunları 90'da, 78'lerde yaşadık ya. İnsanlar birbirini öldürdü. Bir örnek söyleyeyim. Ya bana anlatıyorlar. Velican Oduncu vardı. Evet. Benim annem Zeytinburnu'nda noterdi. Bilirim. Velican Oduncu'nun ailesi o kadar fakir ki bir otomatik silahın tek mermisini bile alabilecek paraya sahip değil. Velican Oduncu iki silahla geziyordu. 11 kişimine öldürdü iddiasıyla. Yargılandı, mahkum oldu. Hapishanede öldürüldü. Şimdi kim veriyordu bu para, silahları ya? Kim veriyordu? Herkes çok mutlu mesut. Sonunda asker Allah belanı versin neden şeye geldin evet. dendi. Ve ölenler ölenliğiyle kaldı. Şimdi aynısını benzerini ne var? Tevhid bayrağı. Veya ne var canım tevhidimi istemiyoruz. Ne var orada? Bunların tamamı üzülerek söylüyorum. Türkiye hakikaten Pınar Hanım'ın söylediği gibi de sonuçta baktığın zaman çevresindeki devletlerle 600 yıllık beyen beyenme bir imparatorluktan bir çünkü Osmanlı'dan geliyor. Evet, evet. 100 yılı da şey. Evet. Ciddi bir devlettir. Biz bitiyoruz kardeşim. Aynen. Ne demokrasi, hocam, ne hukuku, ne adalet. 3 dakika bir ara vermem gerekiyor. Çok kısa. Hemen döneceğiz. Çok kısa bir ara hemen geliyoruz. Türkiye Meclisi'nde hilafet tartışmalarını tartışıyoruz, konuşuyoruz ve oldukça da bence besleyici, keyifli bir sohbet şeklinde gelişiyor. Ben tekrar Mahmut Bey'e dönmek istiyorum. Aslında Türkiye'de hilafet tartışmanın odağında, bu tartışmaların bu kadar yaygınlaşmasının odağında olan parti Hizb-ü Tahrir Partisi'nin Türkiye Medya sorumlusu. Aslında Mahmut Bey partinin tamamen farklı bir şekilde global bir hareket olduğunu, kaldı ki ben de biraz araştırma konularımdan biridir Hizb-ü Tahrir. Gerçekten de diğer radikal İslamcı hareketlerden ayrılan özelliği, olası bir hilafet devletinde sonrasında mesela parlamento diyebileceğimiz bir şura, yanılmıyorsam beni düzeltin, ve sonrasında seçimle gelen bir halife modeli Hizb-ü Tahrir'de. Ve bu yüzden de yabancı uzmanlar Hizb-ü Tahrir diğer radikal hareketlerden bu anlamıyla yaygınlaşması ve gücü itibariyle ayırırlar. Ama şunu da söylemem gerekiyor, onu vurgulayalım. Mısır gibi, Ürdün gibi, Pakistan gibi, Endonezya gibi, Bangladeş gibi, Rusya gibi, Çin gibi ve Özbekistan gibi birçok ülkede yasaklı Hizb-ü Tahrir. Evet, sizi dinliyoruz. Evet, sesim geliyor mu Serkan Bey? Geliyor Serdar. Ben bu akşam nedense sürekli düzeltme durumunda kalıyorum. Buyurun. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yani Türkiye'de son 10 gündür, bir haftadır Hizb-ü Tahrir'in konuşulmasının ya da hilafet konusunun konuşulmasının sebebi ne? Oradan istersen böyle kısa bir olur, tabii, şey yapmak. Olur, tabii buyurun. Tabii. Biz özellikle 7 Ekim tarihinde başlayan Gazze'deki dram, Gazze'deki soykırım, 3 aydır devam eden oradaki işgal ve oradaki katliamla alakalı Türkiye'de yüzden fazla kamuya açık meydanlarda etkinlik, faaliyet yaptık. Yürüyüşler yaptık, konferanslar yaptık, basın açıklamaları yaptık. Birçok şehirde sivil toplum kuruluşlarının katıldığı, uzmanların katıldığı, alimlerin katıldığı söyleşiler, STK söyleşileri yaptık. Ve 17 Aralık'ta da İstanbul'da Fatih'te Beyazıt Camii'nden Fatih'e bir yürüyüş gerçekleştirdik. Gazze'ye destek yürüyüşü. Sonra 1 Ocak tarihinde İstanbul'da Galata Köprüsü'nde
Sivil Dayanışma Platformu, Milli İrade Platformu ve bu platformların çatısı altında bulunan STK'ların gerçekleştirdiği bir etkinlik oldu, bir miting oldu biliyorsun. Ve bu miting sonrasında Kelime-i Tevhid bayrağı elinde evine dönen bir vatandaşa, bir kişiye, İsmail Aydemir. Konuştuk bu arada. Yani siz gelmeden önce etraflıca bunları konuştuk. Bu saldırı yaşandı ve sonrasında özellikle bazı medya organlarında, bazı muhalif medya organlarında, laik Kemalist kesime yakın medya organlarında bizim ismimiz Hizb-ut Tahrir ve Hilafet konusu gündeme geldi. Biz Filistin'le alakalı onlarca, yüzden fazla etkinlik yaptık, hiç gündeme gelmedik. Ama Kelime-i Tevhid bayrağına yönelik bir saldırı gerçekleşti. Türkiye'de aslında bu saldırının konuşulması gerekirken, o kişiye yapılan saldırının konuşulması gerekirken Hilafet ve Hizb-ut Tahrir konusu konuşulmaya başladı. Defalarca kez gazetecilere yönelik, kamuoyuna yönelik 1 Ekim tarihindeki yapılan, 1 Ocak tarihinde yapılan Galata Köprüsü'ndeki etkinliğe katılmadığımızı ifade ettik. Bizim etkinliğimizin, bizim yürüyüşümüzün 17 Aralık tarihinde yapılan etkinlik olduğunu, oradaki görsellerin, videoların, fotoğrafların 1 Ocak'ta yapılan etkinlikte kullanıldığını, yapılmış gibi kullanıldığını ifade ettik ama maalesef hala daha 10 gün sonra bile birçok gazetede, televizyonda gazeteciler ya cehaletinden ya da açıkça bu meselenin seçim sürecinde, seçim satımı haline girdi Türkiye malum biliyorsunuz. Bu süreçte siyasi partilerin, sol ve işte sağ partilerin, ittifakların birbirlerine karşı bir siyasi rant elde etmek için kullandıkları bir provokasyon, bir dezenformasyon olduğunu düşünüyoruz. Evet. Hala daha bazı gazeteciler o görüntüleri kullanarak 1 Ocak tarihinde hilafet bayraklarının Galata Köprüsü'nde açıldığı, hilafet pankartlarının kullanıldığına ilişkin bilgiler, belgeler paylaşmaya çalışıyorlar. Evet, ama Mahmut Bey şunu da söylemek gerekiyor. Yani siz mesela Hizb-ut Tahrir adıyla, Hizb-ut Tahrir resmi bayraklarıyla Suudi Arabistan'da bile bir gösteri yapmaya kalksanız anında gözaltına alınırsınız. Suudi Arabistan'da yasaklı bir parti çünkü. Türkiye'de hilafet istemek Serdar Bey suç değil. Türkiye'deki yasalar, kanunlar, Suudi Arabistan'da yasak ama. Komünizm, sosyalizm, kapitalizm, biz Türkiye'yi konuşuyoruz. Şu evet. an Türkiye'deki siyasi durumu ve Türkiye'yi konuşuyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Başka ülkelerle uluslararası bir örgütsünüz ya, uluslararası bir örgütsünüz. Dünyanın birçok ülkesi, demin bahsettiniz, bilmem kaç ülkede faaliyette olan bir siyasi parti diyorsunuz, doğru mu? Evet, doğru. Doğru. Dolayısıyla yani kendi aranızda siz Türkiye medya sorumlusunuz. Bu ne demektir? Sizin istişarede bulunduğunuz dünyanın diğer yerlerinde de o ülkelerdeki medya sorumluları var. Muhtemelen size şunu söylüyorlardır. Hakikaten Türkiye'de Allah var rahat çalışıyorsunuz. Yani bu anlamıyla bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Konuşuluyordur diye düşünüyorum. Serdar Bey, Türkiye'deki var olan yasalar ve kanunlar eğer ifadenizi açıkça ifade etmenize, düşüncenizi açıkça ifade etmenize engel değilse, bakınız Süheyl Bey birkaç gün önce sanırım Medyascope'da bir yayında konuştu. Türkiye'de düşüncesini şiddete, teröre, silaha başvurmadan ifade eden kim olursa olsun bunun önü açılması gerekir dedi. Türkiye'deki yasa ve kanunlar böyle. Dolayısıyla biz de hilafet istiyoruz. Ama onu söylerken de 217 A'da atıfta bulunuyor bir yandan. Yani ben de yargılandım ondan. 217 A'dan bir yandan ben herhangi bir konuyla ilgili tweet attığımda da bu sefer aleyhimde direkt savcılar soruşturma başlatıyor. Yani bu da bir gerçek. Türkiye'deki hukuk düzeninin nasıl ki bize yönelik AYM kararları, AYM ihlal kararları olduğu halde ağır ceza mahkemelerinin AYM ihlal kararını dinlemeyerek, Yargıtay'ın AYM ihlal kararını dikkate almayarak ceza onamaları yaptığı nasıl ki ortadaysa, sizin bahsettiğiniz konuyla da alakalı o Türkiye'deki hukuk düzeninin sorunu. Yani hukuk evet. hiçbir zaman Türkiye İşler hale gelmedi ki. Doğru. Bu bizimle alakalı bir sorun aslında değil. Zaten biz bu düzene karşı, bu sisteme karşı, bu kişiye göre, iktidara göre, yönetimi elinde bulunduran kişilere göre değişen bir hukuk sistemini değil, tüm insanlara ve Müslümanlara yönelik Allah'ın, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin bize getirdiği, bize emanet olarak bıraktığı İslam düzenini, İslam nizamını, İslam hukuk sistemini istiyorum. Evet. Sadece yönetimde değil, iktisatta,
İçtimai hayatta, sosyal hayatta, eğitimde, siyasette, evet, tüm alanlarda İslam'ın var olmasını istiyoruz. Tamam. Mahmut Bey, Mahmut Kar, şey Türkiye'deki yargı sistemiyle alakalı. Evet. Hizb-ül Tahrir Türkiye Medya Bürosu Başkanı. Çok teşekkür ediyorum Kırmayıp yayınımıza katıldığınız için. Ben hemen Behzat Güler Bey'e döneyim. Sizin şu ana kadar olana dair Türkiye Meclisi adına söyleyeceğiniz, kendi adına söyleyeceğiniz cümleleri merak ediyorum. Tabii ki. Şimdi önümüzde ciddi manada bir seçim sürecine girdik. Ne hikmetse Türkiye'de ne zaman seçim tarihleri yaklaşırsa ve bu seçim anketlerinde AK Parti'nin oyu düşerse düştüğü oranda olayın şiddeti artan bir takım problemlerle mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Oysa bizim şu anda konuşacağımız ülkedeki çok ciddi manada yoksulluk, sağlıktaki sıkıntılar, bir sürü şeyler varken işte anayasa ihlal ediliyor, onu konuşuyoruz. Yani bir yerlere dokunuluyor, halkın kılcal damarlarına, halkın reflekslerine ciddi manada müdahale ediliyor. Biz ister istemez bu oyunun içine düşüyoruz. Yani burada aslında biz enerjimizi suni bir gündemle harcıyoruz. Çünkü bu yürüyüşü Filistin'e destek mitingi olarak düzenlendi. Organize eden TÜGVA'ydı diye biliyorum. TÜRGEF, Bilal Erdoğan değil miydi? Evet. Bilal Erdoğan babasına karşı bir rejim mi istiyor? Anlayamadım. Yani burada bir çelişki var. Hadi diyelim ki bu cepteki ajanda. Tamam. Hilafet dediğimiz bütün Müslüman coğrafyasını kapsamayacak mı? Yani bir tane halife olacak ve deminki Mahmut Bey de Mahmut Kar Bey de aynısını söyledi ki bana göre komünizmden çarpı iki kat daha uzak bir ütopyadan bahsediyor. Yani mümkün şu anki aşamada herhalde mümkün gözükmez. 52 tane Müslüman devleti işte gel birleştir ve bunu Hizb-ül Tahrir yapacak. Yani tabii ki fikirlerini söyleyebilirler. Burada komünizmi isteyen, anarşizmi isteyenler bile olabilir. Ama istemek ayrıdır, bunu eyleme geçirmek ayrıdır. Fakat dediğim gibi bence tamamen suni gündemlerle uğraşıyor. Çünkü anayasa burada, anayasa ihlal ediliyorken ilk defa ihlal edilmiyor. Anayasayı 2007 senesinde o zamanki başbakanımız çıkıp ya bendensin ya benden değilsin. Bendensen işte ya tarafsın ya bertarafsın kelimesini kullandığı zaman zaten ihlal etti, halkını tehdit ederek. Şimdi ben neden senden olayım? Ben hiç kimseden yana değilim. En düşündüğüm fikrimi zikrimi bile temsil eden bir parti geldiğinde ben ona da muhalif ederim. Çünkü bana en iyi bir hayatı yaşatmasını istiyorum. Hangi parti olursa olsun. En oy verdiğim parti, en desteklediğim partide. Ha, gelelim ki suni gündeme gelelim. Madem ki konuşuyoruz, bu kadar insan toplanmış, konuşacağız tabii. Bir kere din ve kin, iki kelime, bu iki kelime nasıl yan yana gelebilir? Kinle bana kim fikrini, zikrini dayatabilir? Bu din de olabilir, başka bir şey de olabilir. Yani birinin kafasına silah dayayarak, yani kindarlık demek nefret söylemi değil mi? Kin, bir şeylerden intikam almak, bir şey, yani kötü bir kavram. Peki bu kavramı bana kim dayatarak benim rızamla, artık kaçıncı yüzyıldayız, kılıç zoruyla veya IŞİD gibi argümanların tutmadığı defalarca yaşandı, göründü. Dolayısıyla bu suni gündemi yaratılmasının ve dediğim gibi AK Parti erime sürecine girdiği zaman bu argümanların en şiddetli dozunda yükseltip bizim enerjimizi alıyor. Başka da bir açıklaması olamaz. Ben hemen Selim Bey'e söz vereyim. Selim Bey, arkasından size vereceğim sözü. Merhabalar, 20 yaşında bir öğrenciyim ben. Gazetecilik öğrencisiyim. Bu sebeple de biraz arkadaki canhıraş çalışmayı anlıyorum. Bütün emekçilere kolay gelsin öncelikle. Ya şimdi aslında ben bir takım kronik problemler fark ettim tartışmanın en başından beri. Belirli başlı farklı farklı konulara değindik ama mesela yeniden Refah Partili arkadaşım aslında bir noktasıyla değindi. Mesela Filistin mevzusunun niteliğine dair bir şeylerden bahsetti ve işte iktidar perspektifiyle bir noktada muhalefetin bir İsrail savunusu vermesi yönünde bir alana işte sıkıştırılıyor gibi bir şey söyledi. Şimdi zaten Hizb-ül Tahrir'den sözcüsüydü, Türkiye sözcüsüydü sanırım. O da işte Türkiye Filistin, medya evet, Filistin argümanı üzerinden yürürken ya şimdi tarihsel olarak bir şeyler anlattı. Ben de tarihsel olarak kendi bildiğim şeyi anlatmak istiyorum. Şimdi
Filistin mevzusu dediğimiz şey aslında bir noktada zaten bu Filistin kimliğinin, Filistin mücadelesinin İsraillilere karşı aslında bir mücadele bülteni haline getirilmesi bir noktada orada işte ilk başta şeyler. Arap devletlerin buradaki bir atılımını görüyoruz. Bunun bir faydası olmaması Filistinli kimliği, sosyalist devrimcilerin aslında bir noktada burada bir ajandası. Bizim Türkiye'de de bir örneğimiz var. Deniz Gezmiş'tir mesela. Şimdi tarihsel olarak aslında bu gelişimin böyle olduğunu ve belki de o dönem siyasal İslamcılar diye nitelendirebileceğimiz ideolojik yapıdaki tarafların ya Filistin'in belki de haritada yerini bile gösteremeyeceğini falan söyleyebiliriz açıkçası. Şimdi burada o yüzden bence böyle bir yanlış anlaşılma var. Yeniden Refah Partili arkadaşım da birazcık doğru bir noktasından baktı bence o mevzuya. Onun dışında Hizbül Tahrir'in bu örgütlenme yöntemini çok güzel bir şekilde imiş gibi lanse etti sevgili Sözcü. Şey dedi hani, biz bütün dünyada aslında biz sözü, bir hilafet sözünü. Ya bu aslında hilafet çağrısının, saltanat çağrısının bir din üzerinden aslında bütün toplumlara doğru bir şeyin lanse edilme çabasının yanlışlığını görüyoruz. Bugün mesela komünizm, sosyalizm falan dedi ama şimdi bir sosyalizmden bahsedeceksek, ben bir sosyalist bir öğrenciyim, bunu söylemiş olayım. Şimdi ben mesela Türkiye'ye dair bir sosyalizm tahayyülünde olmak zorundayım. Gerçeklik bu, bilimsel olan bu. Şimdi her toplumun aslında somut tahlilini yapıp somut koşulunun farklı olduğunu değerlendirmemiz gerekiyor. Bir noktada bir hilafet çağrısı bu yüzden yanlış zaten. Her toplumun farklı koşulları, farklı anlayışları, farklı sınıfsal, kültürel yapıları vardır. Ve bu sebepten dolayı aslında kesinlikle inanca bir atıfta bulunmadan tırnak içinde dogma olan bir şeyin yöntemini bu şekilde dayatırsak biz hiçbir yere varamayız. Yöntemsel olarak çok güzel bir şey olarak söylemiş olsa da bir Hizbul Tahrir'e tüyo vermiş gibi de olmayayım ama bence yanlış bir örgütlenme yöntemi olduğunu söylemem gerekiyor. Yani onun dışında da anayasaya dair atıflar yapıldı. Bu mevzuda bir arkadaşımızın, işte öğrenci bir arkadaşın yumruk atması evet, kesinlikle tasvip edilecek bir şey değil. Bitiriyorum, özür dilerim, uzattım. Şimdi bu anayasaya zaten dair... Zaten söyleyeceğim, şimdi... uzun konuşacağız, daha çok konu var. Hı-hı. Dolayısıyla ben biraz hızlanmam gerekiyor. Tamamdır, toparlarsan... burada kesebilirim evet, isterseniz. Tamam. Tamam. Hemen Alper'e söz vermiştim. Senden de çok kısa rica ediyorum. Sonra tekrar Pınar Hocam'a döneceğim. Gene sıkıştığımız ve oyun olarak gördüğümüz bir şeyin aslında... çok güzel somut tarihini yapmıştınız siz. Yani uzun vadeli ve aslında hani 20 senedir işte aldığımızda 90'lardan beri, 80'lerden beri diye bahsettiğimiz ve en sonunda artık siz haykıracak seviyeye geldiniz. Ya bu mu gündem oluyor hikayesinde? Evet, bu gündem ediliyor. Yani biz bunu konuşmak zorunda bırakılıyoruz değil. Aslında konuşurken bunu bizde yapıcı kılacak şey bunu nasıl çözeriz hikayesi. Kader'in bahsettiği bir mevzu vardı. Yani işte milliyetçiler aslında muhafazakarlara yakındır. Evet, aslında ya bu durumu görmemiz gerekiyor. Yani şu anda AKP'nin içerisinde olduğu konjektürde içerisinde muhalefetini de barındıran, milliyetçisini de barındıran bir noktada gerçekten şunu merak ediyorum. Yani hilafet bayrağı gündem edilerek bir söylem ortaya çıktığı iddia ediliyor. Yani bir rejim değişikliği üzerine. Bunu işte mülteci adına indirdiğimizde ya evet aslında onlar... da bulunmamalı deniyor. Ondan sonra biraz daha ileri gidiyoruz. Bir öğrenci bir öğrenciyi odasında yumrukluyor. Biraz daha ileri gidiyoruz. Bir tane sanatçı Kadıköy sahilde bıçaklanarak öldürülüyor. Bu ileri gide 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 aslında AKP'nin önümüze sürdüğü bir alan var. Ve bu alanı kendi muhalefetiyle dolduruyor. Yani aşırı sağ kendi yükselterek dolduruyor. Bunun tezahürü ne oluyor bizim karşımızda? AKP ve MHP'nin sıkça konuşulan kulislerde artık. Bizim kulis bilgisine vakıf olduğumuz bir dönemdeyiz. Can Atalay gündeminde patlak veriyor en sonunda. Yani Numan Kurtulmuş sana verilse aslında iyi olmaz, iyi olur ya bizim için, sorun yok derken Devlet Bahçeli kutlarım onların ellerinden öperim diye tweet atıyor. Yani hani biz sanıyoruz ki çatışmayı sadece bir sokakta görüyoruz. Yani bu insanlar sandıkta belki de %52'nin içerisindeki insanlar birbirlerine yumruk atıyor. Ama günün sonuna baktığımızda aynı şey üst makamda da oluyor. Yani bu oyunu halkın içine indirgediler ve biz bu oyunun muhatabıyız gibi görmek bence biraz sığ bir düşünce. Yani bizi bu alana hapsetmeye çalışıyorlar. Buradan sıyrılacağımız şey sizin bahsettiğiniz gibi ana gündemlerimize odaklanmak. Yani burada milliyetçiyim diyen bir arkadaşla işte Selim'in bir arada oturuyor olmasının sebebi aslında bunu dert ediniyor olmamız aslında burada. Bizi birleştiren şeyler üzerinde düşünmemiz. Yani bu cumhuriyet temeli olur. Burada işte ekonomik olarak zorlanıyor olmuşumuz olur. Bu gündemler üzerinde daha başat gündemleri aslında buradan görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben de uzatmayayım sözü. Evet, çok teşekkürler. Bu arada hızlı geçeceğim ama hocama gelecektim. Size hemen bir söz vereyim kısaca Ergin Bey. Deminden beri oda sözü. Çok özür diliyorum hocam. Teşekkür ederim. 2024 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılında ben burada bu konuyla olmaktan gerçekten utanıyorum. Şimdi dünya neyi tartışıyor? Dünya sentetik proteini tartışıyor.
dünya kromozomlarımızı, DNA, RNA, ribonükleik asitlerin insan genetiğindeki etkilerini tartışıyor. Dünya apayrı bir yerde. Biz 630. yıldan bu yana gelen hilafet yani vekil, ondan sonra geleni tartışıyoruz. Peki hilafette neyi tartışıyoruz biz? Aslında şeriatı tartışıyoruz. Az önceki İzbul Tahrir örgütünün bahsettiği gibi bütün sosyal yaşam, siyasi yaşam, ticari yaşam, her şeydi. 630. yıldan beri gelen düzene göre hareket etmemiz isteniyor. Bu doğrudur ya da yanlıştır. Bu konuya girmek istemiyorum. Ama bu konunun mesela birisinin birisine saldırması aslında dünyanın her tarafında olabiliyor. Ama hiçbir zaman bu bir Amerika'da oluyor. Mesela bir sürü özellikle zencilere yapılan şeyleri hatırlayın. Almanya'da hatırlayın, bir sürü buna benzer saldırılar var. Ama bu tür saldırılar hiçbir zaman böyle geniş platformlarda tartışılmıyor. Önemsenmiyor. Ama biz önemsiyoruz. 2024 yılında biz bunu önemsemeye devam ediyoruz. Çok kısa olacaktı ama bir şeyi eklemek istiyorum. Neden biz bugüne geldik? Aslında ona bakmamız lazım. Yani o onu vurdu. Bu bir sivrisinek öldürmek gibi bir şey. Bataklık neydi? Nereden geldik? 1924 yılında Türkiye'de hilafet kaldırıldı. Tabii hocam uzmanlar burada. Hocam kelimesinin değil de öğretmenim burada. Onun huzurunda şey yapmak istemiyorum ama yasamanın verdiği kararları bir hilafet makamının kontrol etmesi bir çift başlık yarattı aslında. Yürütmede problemler ortaya çıktı ve kaldırılması gerekti ve kaldırıldı. Fakat maalesef hızlı konuşuyorum. Türkiye'deki aydınlanma süreci köy enstitüleriyle başladı. Fakat o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı kaybetme korkusu ile 1947'ydi zannedersem hatta 46. Şemsettin Sürer 46. diye bir milli eğitim 46. Evet. Bu arada sürem çok dar. Kusura bakmayın. Tamam. Kesmek zorundayım. Bitireyim o zaman. Evet, İki cümle söyleme bir şey yap. Onun ötesinde gene çok yakın tarihte Bülent Ecevit, Mesut Yılmaz hükümeti esnasında köyden taşımalı eğitim diye bir sistem getirdik. Köyden öğretmeni kovduk. Köy eskiden öğretmen, imam ve muhtarla yönetilirdi. Öğretmen aydınlanmayı temsil ederdi. Öğretmen yok oldu. Köy imamla muhtara kaldı. Kötü anlamında söylemiyorum. Evet. Ama gelişmeye ve ilerlemeye engel olduğu için söylüyorum. Atatürk'ün muasır medeniyet seviyesine gelmemiz için bunun orada olması lazımdı. Son söz, bugünkü hükümetin verdiği şeye bakıyorum, bütçeye bakıyorum. Diyanete dolara çevirdim, rakamlar sürekli değiştiği için. 41 milyar dolar para verirken Milli Eğitim'e 16 milyar dolar para veriyor. Son söz. Evet. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Pınar Hocam buyurun. Yani ben gerçekten öncelikle hani tam olarak, net olarak anlamak adına soruyorum. 1 Ocak tarihli yürüyüş 300'den fazla sivil toplum kuruluşu tarafından daha önceden de duyurusu yapılan ve sadece orada belli dernekler yoktu. Birçok kadın dernekleri de vardı. Ve bu yürüyüşün tamamen sloganı, öncü cümlesi Gazze'ye destek, İsrail'e lanet, şehitlerimize saygı ve rahmet şeklinde üç cümleyle de özet yapılmıştı. Şimdi bir yürüyüş eğer yani baktığınız zaman Gazze'yi simgelemek adına ne yapmanız lazım? Muhakkak ki Gazze'nin işte atkıları değil mi? Vatandaşlar aynı zamanda bu Gazze'nin Müslüman kimliği nedeniyle muhtemelen İsrail'in de
Yahudi oluşu, Yahudi bir devlet anlayışı ve Yahudiliği tamamen dünyada hakim bir inanç ve o inancı benimsemeyen herkesi de yok etme gibi bir gayretin içinde olan bir siyonizme yönelik bir ifade için toplanan insanlar bunu simgeleyen bir şeyleri taşıdıkları zaman bu neden net olarak hepiniz tarafından hilafet çağrısı, yani ben orada hilafet istiyoruz sloganlarını duymadım. Yani atıldı da mı duymadım? Öyle bir şey olay duymadım. Olay öyle gelişmedi ama zaten bu Gümrük Vadisi'yle şimdi zaten mesele şurada. Evrildi. Hilafet çağrısının yapılması, somut olarak yapılması, ben bu ülkede komünist, sosyalist bir devlet istiyorum demek, hilafet anlayışıyla bir İslam Cumhuriyeti istiyorum demek, bunları bizim anayasamızda hocam burada toplantı ve gösteri hakkı, örgütlenme hakkı, bunlar anayasal haklar, bunlar şiddet içermediği sürece elbette ve bununla ilgili de başka bir ülkenin egemenliğini de istemediğiniz sürece, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik bir başka devletin egemenliğini istemek ve bununla ilgili bir fiilin içinde olmadığınız sürece, isterseniz sosyalist devlet, isterseniz İslam Cumhuriyeti, isterseniz ne isterseniz isteyin. Ha, velev ki İnsanlar hilafet istemiş olsun ki o yürüyüşün bundan tamamen bağımsız bir hali var. O delikanlının ben hangi saikle esasen onun bilinçaltındaki saiğin tamamen ülkede bir İslam yani İslam hukuku ve İslam Cumhuriyeti kurulmaya yönelik bir gayreti taşıyor diye o arkadaşı dövdüğü ve tartıştığı kişiyi yumruklamadığını söylemiştim. Öyle ya, ben öyle düşünüyorum. O çocuk hayatından memnun olmuş olsaydı, tamamen kaygısı olmamış olsaydı, karşısına çıkan her bayrağı zaten bayraktan dolayı yaptım da demiyor nihayetinde. Evet. Başka şeylerle söylüyor. Şimdi sevgili Hadiye arkadaşımız şöyle bir şey söyledi. Dedi ki son 20 yıldır sağ muhafazakar ve mukaddesatçı bir iktidar var. Şimdi insanlar sağcı olabilir, muhafazakar da olabilir ve bunu daha farklı bir şeyle de ifade edebilir. Ancak partilerin ne olduğuna bakmak için partilerin tüzüğüne bakmanız lazım. Eğer bu bahsedilen AK Parti ise, AK Parti'nin bugün tüzüğünü getirelim, şöyle hocam da kuruluştaki kuruluş tüzük olarak bakıldığında ismini kapatın, AK Parti'yi tamamen kapatın, son derece demokrat, sosyal devlet anlayışı içinde özgürlükleri önceleyen ve kesinlikle bu anlamda toplumun ihtiyaçlarını gözeteceğini söyleyen bir AK Parti tüzüğü var. Şimdi AK Parti bugün o tüzüğüne göre Türkiye'de son 100 yılımız gerçekten çok sancılı geçti. Yani bu sancılı geçişi ben en son buradan saygı ve hürmetlerimi iletiyorum tekrar. İpek Çalışlar, sevgili Oral Çalışlar'ın kıymetli eşi ve İpek Hocam, Latife kitabının yazarı aynı zamanda, Halide Edip adı var ve Mustafa Kemal'den sonra. Sabiha Sultan öneriyorum, lütfen okuyunuz. Son hanedan kadınlarından Sabiha Sultan'ın hayatını anlatmış. Çok farklı bir, yani tarihin bütün dokümanlar resmi kayıtlardan alınarak yapılmış. Ben bizim tarihimizin, 100 yıllık tarihimizin ilk kuruluş itibariyle zorluklarını her böyle kitapları okudukça daha farklı anlamaya çalışıyorum ve anlıyorum da. Ve farklı bir bilince de ulaşıyorum. Ancak şu bir gerçek. Biz kuruluştan itibaren bir ülke ve böyle bir ülkeyi, ülkenin temellerini atarken herkes belli fedakarlıklar yapmak zorunda kalmış. Bu net. Bu etnik kimlikler,
özelinde oldu, inançlar özelinde oldu. Ancak biz artık şu an 21. yüzyıldayız ve biz bu yüzyılda halen 100 yıl önce Cumhuriyet kurulurkenki zorluklara bakarak, o zorlukların getirdiği mecburiyetlere bakarak bugün artık kimlikleri, inançları, özgürlükleri halen böyle yorumlayamayız. Böyle yorumlarsak gerçekten Cumhuriyetimiz kurulsun, sağlam bir ülke, ulus devlet yaratalım kaygısına sabırla tahammül eden bazı toplum kesimlerini de artık daha da sabır diyemezsiniz. Evet. AK Parti bu yönüyle kurucuları muhafazakar olabilir ama AK Parti kurulduğu günden beri bu 100 yıllık meselede kendini ifade etmemiş, sessiz yığınların sesi olarak geldi zaten. Yoksa eğer AK Parti belli bir blok, belli bir kitlenin partisi olmuş olsaydı bu kadar 20 yıl boyunca, 22 yıl boyunca 7 bölge 81 vilayetten Müslümanı, kendisinin muhafazakar Müslüman, liberal, seküler, Kürt, Laz, Çerkez, her kimlikten, her şehirden, her toplumdan, her kesimden mümkün müdür oy alsın? Yani bugün AK Parti'nin açılımlarına bakın, %90'ını belki bugün burada bu salonda oturanlar kabul etmeyecektir. İşte çözüm süreci olsun, birçok farklı açılımlar yaptı, Alevi çalıştayları yaptı, bir sürü çalıştaylar, açılımlar vesaireler yaptı. Bunları sağ muhafazakar, mukaddesatçı dediğimiz bir parti bütün şeyiyle, ideolojisiyle bunları mümkün değil, çözemezdi. Yani bugün çok basit geliyor belki bazı arkadaşlara ama yani TRT Kürdü diye bir devlet kanalının olması mümkün olabilir miydi sizce, kendini sağ muhafazakar bir, evet, sadece oraya angaje etmiş bir parti? Bir kitle partisinden çok bir merkez partisi olduğu için o merkeze girmek isteyen herkesin beklentilerine, bugün ben de Sayın Süheyl Batum Hocam'la gerçekten o Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmıyor oluşu, bir hukukçu olarak bana öğretilen anayasanın, anayasa kararlarının bağlayıcılığı, Anayasa Mahkemesi'nin üst mahkeme oluşu, yani hocalarımızdan öğrendik, sonra da tabii oturduk, sadece anlatıldığıyla kalmadık, dünyadaki örneklerine baktık. Ondan sonra bizim için olmazsa olmaz kurumların, yapıların ne olduğunu anladık. Ben Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki bu meselenin gerçekten bir hukukçu olarak öncelikle beni çok üzüldüğümü, bir an önce bitmesi ve Türkiye'de hukukun hiç kimsenin bu kadar kendi, yani siz iktidarı elde etmek istiyorsanız her türlü kurumla uğraşabilirsiniz ama hukuk hariç. Yani iktidara sahip olmak, ülkeyi yönetmek için her şeyi dizayn edebilirsiniz ama hukuk asla iktidara giden yolun bir aracı olmamalı. Evet. Bu da kesin olan, evet, bir şeydir ama ben hilafet çağrıları yapıldı. Sağ muhafazakar iktidar bunu şu an işte biraz önce bir arkadaşımız Selim galiba dedi ya da arkadaki bir arkadaşımız işte Cumhurbaşkanımızın oğlunun derdi. Yani oradaki insanlar nasıl kendilerini, o üzüntüyü, Gazze'ye olan üzüntüyü ifade edebilirler? Yani böyle bir yürüyüşe katılıyor olmak, iktidarın reklama, tepesindeki, evet, kişinin oğlunun da bunu istiyor gibi bir sonuç gerçekten, evet, o da büyük bir haksızlık. Evet. Hocam buyurun. Bizden de şimdi şunu söyleyeyim. Pınar Hanım çok güzel anlattı ama şuna katılmıyorum. Demin söyledim. Şimdi böyle toplantıların tekrar çok uzun süre sonra dönmesinin, inşallah devam eder, şu yararı var. Türkiye'de ben 12 Eylül'den sonra 90'lı yıllarda şöyle zannediyordum. Türkiye artık o siyasetin yoğun baskısından çıktı ve insanlar tartışacak, dünyanın her yerinde kabul gören kavramları üstünde anlaşacağız ve Türkiye'nin sorunlarına odaklanacağız. Öyle zannediyordum ama gördüm ki tekrar aynı yere döndük. Şimdi bakın, o çağrı yani hilafet yürüyüşü, bilmem ne yürüyüşü falan bu yapılır mı, ifade özgürlüğü müdür? İfade özgürlüğü, ifade özgürlüğüdür ama nerede?
demokratik, gerçekten laik, sosyal bir ülkede. Şimdi ben tekrar söylüyorum bunu. Ben bunun çok tesadüf olduğunu tahmin etmiyorum. Harika bir program yazarsınız, muhteşem, ama uygulamazsınız. Herhalde Sovyetler Birliği de anayasasına, biz insanlara bir şey kuracağız, yaşlılar ekibi kuracağız, onlarla ülkeyi yöneteceğiz şeyimizle diye yazmıyordu. İran'da herhalde biz insanlara baskı yapacağız, çok büyük baskılar, 79'da. Şimdi basit bir laf vardır, aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şimdi bir kere Sayın Cumhurbaşkanımız belirli kavramları bilmiyor. Yani bunu söylemek zordu. Ümmetim diyor. Hayır. Türkiye'de ümmet yok. Beğenip millet var. Bakın bu milletin içinde demin beyefendi diyor ki biz hilafeti istiyoruz diyor. Ya elinizi vicdanınıza koyun. Hilafet istemek ne demektir? İslam hukuku kurallarıyla yönetilmek demektir. Ya bu ülkede beğen beğen mi? Bir tane Hristiyan varsa, bir tane Protestan varsa, Katolik varsa, bir tane Yahudi varsa, bir tane Alevi varsa İslam kurallarıyla yöneteceğiz biz sizi. Ne demek ya? Ya ne demek? Fakat bunu gerçekten algılamıyorlar. Yani şöyle diyorlar bize. Merak etmeyin. Biz iyi davranacağız size. Şimdi ben bu iyi davranacağızı AKP'ye özgü bir şey zannediyorum. Yani Türkiye'de Atatürk kadın erkek eşitliğini getirmiş. Hiç öyle merak etmeyin. Benim kaburgamdan doğdun ama ben sana iyi davranacağım. Bak fazla dövmeyeceğim falan dememiş. Kadın erkek eşittir demiş. Biz 100 yıl sonra döndük şuraya. Kusura bakmayın, kadınla erkek eşit değildir. Fıtratımıza uygun değildir ama biz hoş görürüz. Kadını hoş görmek ne demek ya? Kadın erkek eşittir kardeşim. Şimdi onun gibi hilafet istemek üzünde, ya hilafet nedir? Müslüman kanunlarıyla şimdi demokrasinin diğerlerinden bir özelliği var sevgili arkadaşlar. Ben bunu algılayamıyorum. Bir farklılığı var. Ne o? Demokrasi en önemli şeyi çoğulculuk demektir. Doğru mu? Çoğulculuk. Farklı farklı inançlar olacak, farklı farklı görüşler olacak, farklı farklı düşünceler olacak, farklı farklı ideolojiler olacak. Şimdi bunlar da ikinci şey de bunlar gelecek, katılacak ve kanunlarını yapacaklar. Beğenmeyecekler, değiştirebilecekler. Yenilerini yapabilecekler. Bunu yanlış yapmışız ya diyecekler. Şimdi İslam kurallarıyla yönetilen bir ülke. Beyefendi muhakkak ki dünyanın en güzel kurallarını yapar. Yapılmış zaten. Kur'an-ı Kerim'den alacaklar kuralları. Ama Müslüman olmayan insanlar var. Merak etmeyin. Biz size iyi davranırız. Ya Osmanlı bunu yaşadı. Ve çok hukukluluk diye bir şey uydurdu. Orta Çağ'da bu gidiyordu. 1700 lira, 1800 lira kadar gitti. Sonra Osmanlı'yı bitiren en önemli kurallardan biri oldu. Çok hukukluluk ne demek? Türkiye Cumhuriyeti bir milleti vardır. Beğenin beğenmeyin. Bu millette din, dil, ırk, Müslümanların yeri, Hristiyanların yeri olmaz. Ve onlara ve onların kurallarını şurada toplanan insanlar beraber yapar, eleştirir. Ben Kur'an-ı Kerim'in din kurallarını nasıl eleştireceğim kardeşim? Neydi o bir tane hoca çıkıyor? Halil Konakçı. Ya diyor ki adam, ya şimdi bunu görmeyeceğiz biz. Diyor ki, benim için diyor, laikliği istenin, dinden çıkmış adamdan farkı yoktur. Kur'an-ı Kerim'de yazan ne varsa müeyyide onun için aynıdır diyor. Şimdi iktidardan da biri çıkıp, ya sen ne diyorsun demiyor. Yanına alıyor, gezdiriyorlar ve biz diyoruz ki, aman bir bayrak astın ne olur yani. Esasında bu AKP çok tatlı bir parti. Şimdi bakın bunu söylemek bana zarar. Bana zarar, şundan zarar. AKP'ye karşı olanlar Türkiye'de sıkıntı çeker. Çekmez filan şahaba yani şey. Şimdi şunu anlayamıyorum. Yani yazdı yazmadı. Bunlar yaptığına bakarım. Demokraside, demokrasilerde anayasayı dinlememek de olmaz. Yargının bütün üyelerini kendisi atamak da olmaz. Beğenmediğini 217 A'yı getirip gerçeğe aykırı beğen getiriyorsun. Bunların hepsini yapıyorum ama ben çok iyi bir partiyim esasında. Harika bir demokrasi getireceğim. Bunun bana göre İran'ın, ya şimdi sakın İran'a benzetti veya şeye benzetti olmaz ama İran'ın size cennet vaat ediyoruzdan farkı olmaz. Farkında mıyız? Gerçekten, gerçekten inanılmaz insanlar. Ya hilafet yürüyüşü diyorsun. Her şeyi bırak ya.
Boğaziçi Üniversitesi'nin yani değiştirilmesini isteyen öğrencilere ne yapıldı? Hep beraber şurada koy seyret. Koy seyret. Bir gün Ömer Çelik'i de çağır. Bak de, siz bunlarla konuşmuyor musunuz? Uzaya nasıl gideceğiz onu konuşuyor musunuz? Bu ne? Bu ne? De. Şimdi dolayısıyla ben demokratik bir ülkede bu tartışmaların en sonunda kafamızda belirli kavramları yerleştirebileceğine inanıyorum. Bunların içerisinde demokrasi gerçek anlamda nedir? Bakın bir şey daha söyleyeyim. Beyefendi söyledi, herkes söylüyor. Ya öyle bir şey yaptık ki, ya demin arkadaşımız da söyledi, genç arkadaşımız, oradaki de söyledi. Ya işçiyi mesela, işçi sınıfı derdik. Var mıydı bu? Kör topal vardı Türkiye'de. Hem de o beğenmedikleri 61 Anayasası'nın getirdiği sendika maddeleriyle geldi. Ne oldu sonra? Şöyle yaptık. Müslüman işçi, olmayan işçi. Türk işçi, Kürt işçi. Bugün neredeyiz kardeşim? %126 enflasyon var diyoruz. %160 size yeter dendiğinde sendikalar böyle yapıyor. Çok iyi verdiniz. Teşekkür ederiz diyor. Neden? Çünkü artık işçi falan kalmadı. Müslüman işçi, Müslüman olmayan işçi. Şey işçi, bir dakika, o Mehmet Uçum var. Mehmet Uçum'un söylediği. Yerli ve milli işçi, kökü dışarıda işçi veya yasa, yargı. Bunlar bir demokraside olmayacak şeyler. Sen de bunu, siz de bunu çok değerli bir hukukçu olarak yapma, yani benimsemeyiz. Ha bunları düzeltelim. Düzeltmek zorundayız. Keşke bu yanlışları yapmasalar. Keşke ümmetim benim dediği zaman onun gibi düşünmeyenleri dışarıda bırakarak, siz kimsiniz ya? Ben ümmetimle konuşuyorum demese ve Türkiye'de gerçekten yağımız var, unumuz, demin söyledim. Osmanlı'dan gelen 100 yıllık cumhuriyet bütün ilkelerini yok etmeye çalışıyoruz. Ne diyor? Bir şey daha söyleyeyim. Şeriat. Aklıma geliyor da şimdi o kadar çok şey var ki. Ya Milli Eğitim Bakanı, bizim anayasamızda hüküm var kardeşim. Beğen beğenme. 174. madde devrim kanunları. Ha Adalet ve Kalkınma Partisi der ki beğenmiyoruz bunları ya. Biz ilk seçimden sonra iktidara gelirsek bunları değiştireceğiz de. Değiştirir, değiştiremez. Ayrı mesele. İlk dört maddeyi değiştirir, değiştiremez. Ama değiştireceğiz der. Olur mu diyor, biz canımız gibi o maddeler diyor. Ne diyor? Tevhid tedrisat kanunu. Diyanete adam yetiştirme şeyi veriliyor. Tekke ve zaviyelerin kapatılması. Bizim Milli Eğitim Bakanımız diyor ki, ne diyorsunuz siz ya? Sizin tarikat, cemaat dediklerinize biz sivil toplum örgütü diyoruz. Onlarla da yaptığımız 10-15 tane anlaşmadır diyor. Ya anayasa burada, 174 burada, hadi 153'ü görmediniz, hadi 7'yi görmedik, hadi 104'ü görmedik. Ama 174'ü de görmezden gelmeyelim. Birinci, ikinci, üçüncü maddelerde. Benim söylediğim net ama bu tür programlar, hakikaten gene tartışacağız, konuşacağız ama gerçekler üzerinde artık sıkıldım. Bunu sıkıldım derken burada programdan değil. 79'da da tartışıyorduk, 90'da tartıştık, çözüyoruz dedik. Şimdi hala aynısına döndük, aynısını konuşuyoruz. Pardon, çok affedersiniz. Bir dakika. Cevap verebilirim. Aynen. Bir söyleyeceğim. Aynen. Acil bir reklam arası vermem gerekiyor. Ondan sonra hemen kısa bir ara karşınızda olacağız tekrar. Evet, Türkiye Meclisi devam ediyor. Deminki tartışmaların cevap haklarından dolayı aslında ikinci bölümde bambaşka bir konu konuşacakken hemen süratli bir şekilde demin kaldığımız yerden aslında sizle devam edeyim. Sizden bir cevap alayım, sonra Pınar Hocam'a döneceğim. Şimdi Pınar Hocam'ın altını çizdiği bir mesele vardı. Orada şu konuda hemfikiriz. Kesinlikle bir hukuksuzluk. Bu işlerin herkesin taleplerini özgürce sokakta ifade etmesinin baskı yoluyla sonlandırılmasını istemiyoruz. Buna karşıyız. Herkes özgürce ne talep ediyorsa, bu da yine rejim değişikliği ise rejim değişikliğidir. Yani cesur olan biraz. Kim ne talep ediyorsa bunu özgürce ifade edebilmeli. Ama hocam öyle bir AK Parti portresi çizdi ki hani ben farklı bir ülkede yaşadığımı düşündüm.
İstanbul Sözleşmesi'ni iptal eden hükümetten bahsediyoruz. İşte Kürt kanalı açıldı diyor ama işte Tahir elçileri öldürüldüğü bir düzenden bahsediyoruz. İşte Kürt çocuklarının sokakta öldürülüp ya da cenazesinin buzdolabında saklandığı dönemden bahsediyoruz. Yani biz bunları bu hükümet döneminde yaşadık. Şimdi şu demokrasi midir? Tamam, talepler demokratik ortamda talep edilsin, istensin. Ama bizim şuna güvenmiyorum ben. Yani o tüzüğünde yazılan hiçbir şeyi çizgisinde yürümeyen bir iktidarın dün söylediğini ertesi gün unutan, bu hafta istediğini sonraki hafta yapmayan, verdiği sözleri yerine getirmeyen bir iktidardan bahsediyorum. Gezi sürecinde camide içki içildi diye aylarca, yıllarca bunu konuşturan bir iktidardan bahsediyorum. Dolayısıyla güvenim yok. Şimdi hilafet altı boş, içi boş neyle dolduracaklarını bilmiyorum. Hizb-ut Tahrir'in sözcüsü de İslamiyet'i hakim kılmaktan bahsediyor. Bu cümlenin bile altı, ben bir Müslüman olarak neyi getireceklerini konusunda endişeliyim. Şimdi geldi hilafet, geldi dediler İslam hukuku, onların İslam'ını biliyorum. Ben o düşünceyle, o zihniyetle mücadele ediyorum. Dine karşı din duruşum var benim. Doğru bir din anlayışı da değil. Olsa bile bir inanca göre yönetilmesi taraftarı da değilim aynı zamanda. Çünkü çok çoğulcu bir toplumda yaşıyoruz. Çok renkli bir toplumda yaşıyoruz. Benimkini diğeri beğenmez, onunkini ben beğenmem. Haksızlıklar söz konusu olacak. Çıkıp hilafet ya da farklı bir rejim, işte İslam Cumhuriyeti gibi, İran'daki gibi vesaire geldiğinde, yani örnekleri var bunun. Mısır'da Mursi de mesela seçimle geldi. Geldikten sonra aldığı kararlara bakın. Türkiye'de de 9 yaşındaki kız çocukları evlendirilebilir dediğinde biz bunu demokratik bir şeyle mi karşılayacağız? Bu demokrasinin konusu mudur mesela? Bazı konular demokrasinin konusu değildir arkadaşlar. İnsan hakları devreye girer. Bazı şeylere müsaade edilemez. Burada devletin çocuk haklarını, kadın haklarını, insan haklarını koruması gerekir. Benim bu konuda bu hükümete zerre güvenim yok. Bugün bu tartışmalarla öteden beri getirdiği zihniyet, tamamen kafalarındaki şeriat düzeni, kendi şeriatları, yani ben yarın Erdoğan hanedanlığına uyanmak istemiyorum. Ben bunun tehlikelerini görüyorum. Tamam. Dolayısıyla o konuda endişeliyim. Yine altını çizerek son olarak şunu söylüyorum. Sokakta bunlarla karşılaşıyoruz. Daha da çok karşılaşacağız. Çünkü güçlü olduklarını düşünüyorlar. Güç kazanmaya başladılar. Bunun çözümü baskı değil, şiddet değil. Hocama o konuda katılıyorum, Pınar hocama, ama müteyakkız olmak durumundayız. Gelecek tehlikenin farkında olmalıyız. Bununla karşılarında sivil toplum kuruluşları olur, muhalif partiler olur. Biz bunlara karşı nasıl bir politika yürütebiliriz? Biz bunlara karşı nasıl ses yükseltebiliriz? Bunun farkında olarak hareket etmemiz gerekiyor diyorum. Teşekkür ederim. Ben çok böyle tabii ki şey yapmak istemiyorum ama beni burada yaptığın konuşmanın çok kısa olursa. Evet. Şimdi öncelikle Tahir Elçi'nin öldürülmesi, Allah rahmet eylesin. Tahir Elçi benim için de çok büyük bir değerdi. Mevcut o zamanki iktidar içinde Tahir Elçi'nin bu şekilde bir suikaste kurban gitmesi, iktidarın bundan ne gibi bir fayda sağlayacağını öncelikle bir düşünmek lazım. Tam tersine bu kadar Kürt meselesine, Kürt sorununa el atmış bir hükümet kalkıp da bu davanın en sembol ismine yönelik böyle bir olayda büyük bir, hani derseniz ki soruşturma yürümedi, o olmadı, bu olmadı, bunları ayrı konuşuruz. Davaların nasıl, ne şekilde şey olduğunu, sabote edildiğini biliyoruz. Buzdolabından saklanan çocuk cesetleri, ya bu ülkede çözüm süreci gibi bir süreci başlatan bu iktidara karşı hendek ve çukurlar kazıldı ve bunun altında nelerin çıktığını gördük. FETÖ çıktı, PKK'nın bu işi nasıl bozduğu, masayı nasıl devirdiği, şu, bütün bunları konuştuk. Yani bir ülkede bir özerklik ilan edilecek ve bakın ben de doğulu ve bir Kürt olarak söylüyorum. Orada o hendek ve çukurları kazdıran, o şeyi veren, o özerklik talebini o çukurlara doldurdukları binlerce Kürt gençlerine, çoğu da böyle üniversite mezunuydu bu çocukların, hepsini oralarda ölüme terk eden ne vardı diye oturup konuşacağız. Ama bunu konuşurken asıl bu meseleyi, Kürt meselesini
getirip bir şekilde çözmeye çalışan iktidara, ya burada bakın asla bir partiye, AK Parti veya o parti bir parti, ben bunları kabul etmiyorum. Ama ben bir Kürt olarak çözüm süreci gibi değerli bir sürecin daha sonra bu şekilde sabote edilmesinin, tarih bunu yazacak ama biz bunları okumadan şu an, hı hı, gelip böyle bir şeye girersek, suçlamaya gerçekten bundan sonra sorunların çözme noktasında, hı hı, hevesli olan her insanı da yüreksizleştireceğiz. Tamam. Şimdi şöyle, konumuz şu andaki ikinci bölümün konusu aslında İstanbul seçimleri. Çünkü demin başta da açarken de programı söyledim. Türkiye'nin aslında gerçekten her seçimi kadersel seçim ama Murat Kurum mu yoksa İmamoğlu mu seçimi olacak noktasında gerçekten çok kritik bir sürece girdi Türkiye. Bu bölümde biraz bunu konuşmak istiyorum. Fakat son birkaç gündür bu bağlamda konuşulan bir başka şey var. O da AK Parti ile DEM arasında, DEM Partisi arasında bir kapalı kapılar arkasında bir ne diyelim, bir diplomasi yürütüldü. Bir çerçeve üzerinde anlaşılma noktasına gelindiği konusunda. Bu konuyu Zübeyde Sarı, Ankara'daki muhabir arkadaşımız bugün gitti ve DEM Partisi'ndeki bir takım insanlarla konuştu. Zübeyde sanıyorum karşımda, evet. Zübeyde, öncelikle senden rica edeyim. Bu süreç nasıl işledi? Sen çok kısaca, bu arada çok hızlı bir şekilde, nasıl bir tablo var karşımızda? Düzeltmeyle başlayalım. Kulis bilgimi teyit ettirdiğim isim DEM Parti'den değil, AK Parti ve DEM Parti arasında bulunan iki partiyle de ilişkileri olan bir insan. Evet, AK Parti ve DEM arasında bir görüşme trafiği olduğunu doğruladı. Belki burada en önemli nokta şu: iki parti arasındaki görüşmeler 12 askerin şehit olmasından sonra kesintiye uğradı. Fakat bundan sonra devam edecek mi, etmeyecek mi noktası soru işareti. Kısaca şuna da değinelim ki havada kalmasın kulis bilgimiz. Masada neler var, hangi konular konuşuluyor kısmına gelelim. AK Parti'nin bir tek şartı var: DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bir aday çıkartması. DEM Parti'nin talepleri ise 3 tane aslında sürekli gündeme gelen görüşmeler söz konusu olduğunda bu 3 koşulu neredeyse her defasında görüyoruz. DEM Parti'nin talepleri şunlar: Kobani yargılamaları da kapsayacak bir yargı reformu yapılması, hasta tutukluların serbest bırakılması ve elbette ki kayyum politikalarından vazgeçilmesi. Şu andaki masadaki konular bunlar. Dediğim gibi 12 askerin şehit olmasının ardından bu görüşmeler kesintiye uğradı. Önümüzdeki günlerde devam edecek mi yoksa etmeyecek mi kısmını netleştirdiğimiz zaman elbette sizlerle paylaşacağız. Evet, şimdi çok teşekkür ediyorum Zübeyde. Bu arada stüdyomuza yeni gelen konuklarımız var. Onu hemen tanıtayım. Onu süratten dolayı atladım. Karar Gazetesi yazarı Mehmet Ocak'tan hoş geldiniz. Hüseyin Çalışkaner, araştırma şirketiniz var, kamuoyu araştırma şirketi. Ve Fatih Ergin, Yeni Çağ Gazetesi yazarı. Hattımızda da, yani Skype hattında da Profesör Ahmet Özer var, siyaset bilimci. Ben direkt Ahmet Bey'e döneyim. Sizin bu süreçle ilgili, yani aslında son zamanlarda çok dillendiriliyor ama gerçekten AK Parti'nin İstanbul'u tekrar almak için kurduğu stratejinin temelinde aslında kaybettirecek aday formülü üzerinden, yani DEM'in güçlü bir aday çıkarması ve bu aday konusunda çok ciddi bir kampanya yapması, hoş diğer vilayetlerde de bu söz konusu ve yaşananlardan dolayı CHP ile köprülerin atıldığı, ki geçtiğimiz gün yapılan açıklama çok net bir şekilde bunu gösterdi. Çok sert bir şekilde eleştirdiler, açık açık eleştirdiler CHP'yi. Dolayısıyla sizin görüşünüzle gerçekten böylesi bir mutabakat olursa, zımni olarak veya açık olarak kamuoyu önünde, bunun sonuçları ne olur? Evet, öncelikle iyi akşamlar herkese. Şimdi Serdar Bey, HDP 2019 seçimiyle ilgili şöyle bir strateji koymuştu önüne. Bölgede kendi illerimizi kazanırız ama batıda da iktidara kaybettirelim. Şimdi gelinen noktada bu stratejisini değiştirdiğini söylüyor. Hem bölgede kazanalım hem batıda kazanalım. Yani siyasetimizi
kimseyi kaybettirmenin üzerine kurmayalım. Kazan kazan politikası uygulayalım. Burada da bir tane şartı var. O şart da bu birlikteliği, yani ittifak demeyelim çünkü genel seçimlerde ittifak oluyor ama yerel seçim kendine göre özgür koşulları var. Daha çok işbirliği şeklinde gerçekleşebilir. Bunun olabilmesi için de geçmişte olduğu gibi arka kapı politikasıyla gizli görüşmeler şeklinde bu süreci yürütmek değil, açık çerçevesi belirlenmiş bir diyalogla bunları yapmak istediğini söylüyorum. Birinci tek şartı bu. Tabii ikincisi de şu, eğer bir partiyle özellikle CHP ile bir işbirliği söz konusu olacaksa 27 tane batıda yer belirledi. Buralarda birinci değilse bile ikinci, üçüncü parti konumunda olduğunu söyledi. Buralarda da bir işbirliği içerisinde hem işbirliği yaptığı partiye kazandırmak hem de kendisi de kazanabilecek bir takım belediyeleri alma noktasında bir strateji geliştirdiğini ileri sürdü. Şimdi burada önemli olan nokta şu. 2019 seçiminde anahtar parti bana göre HDP'ydi. Tabii ki İyi Parti'nin de katkısı oldu. Ama İstanbul, Mersin özellikle Adana ve Antalya'nın kazanılmasında o günün HDP'sinin adayı çıkarmaması neticesinde bu belediyeler kazanıldı. Bugün de gelinen noktada Cumhur İttifakı aynen devam ediyor. Fakat Millet İttifakı dağıldı. İyi Parti kendi başına gireceğini söylüyor. Deva Gelecek ve Saadet de hakeza öyle. Cumhuriyet Halk Partisi bu anlamda yalnız kaldı. Eğer DEM'le bir işbirliği gerçekleştiremezse İstanbul başta olmak üzere bu sözü edilen diğer yerlerde örneğin Mersin, Adana ve Antalya'yı da kazanmak zora girer. Ayrıca eğer bir işbirliği olursa DEM'le Balıkesir'de de DEM'in bir potansiyeli var. Aynı zamanda Bursa'da da var. Bu iki yerde de geçen seçimlerde az oylarla kaybedilmişti. Şimdi Balıkesir'e işte Ahmet Akın, Bursa'ya da Mustafa Bozbey adayı gösterildi. O da az bir oyla kaybetmişti. Bu iki belediyenin de kazanması söz konusu olabilir. Bu niye önemli? Bu seçimde sadece belediye başkanları seçilmiyor. Bir, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim meydana geldi. Yeni bir kadro iş başına geldi. Sayın Özel ve kadrosu da bana göre bu seçimde oylanacak. Eğer belirlemiş olduğu cam tavanı yani %25 tavanını kırıp biraz daha oylarını arttırmazsa o takdirde yani eğer bu seçim Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kaybedilirse 1 Nisan itibariyle tekrar kongre tartışmaları yaşarız. Doğru. Eğer tersi olursa kazanırsa bu sefer de bana göre AK Parti cenahında yani Cumhur İttifakı cenahında iki gelişmeye neden olacaktır. Bir, AK Parti bugün birçok konuda birçok hukuksuzluğa imza atıyor. Örneğin işte demin siz de konuştunuz. Can Atalay davası, Anayasa Mahkemesi ki hukuk bir ülkeyi bir arada tutan temel çimentodur. Anadolu'da bir laf var. Tuz kokarsa, et kokarsa tuzlarsın ya tuz kokarsa ne yaparsın? Yani hukukla oynadığınız zaman kamu düzenini kendi elinizle bozuyorsunuz, ortadan kaldırıyorsunuz. Mesela Can Atalay davası bunun bir örneği. Selahattin Demirtaş'la ilgili AİHM'in kararları var. Osman Kavala'yla ilgili hukukun verdiği kararlar var. Ve bunlar bir takım mahkemeler tarafında uygulanmıyor. Dolayısıyla bu şunu söylemek istiyorum Serdar Bey. Biraz toparlayalım Ahmet Bey. Eğer bu seçim kaybedilirse AK Parti daha yüksek bir özgüvenle bu uygulamalarına devam edecek. Eğer kaybedilirse erken seçim tartışmaları da gündeme gelecektir. 2024 seçimleri aynı zamanda 2028 seçimlerinin kapısını açan ya da kapatan bir seçim olacaktır. Bu anlamıyla çok çerçeve son derece önemlidir. Evet. Son olarak da şunu söyleyerek bitireyim. Epey bekledim, biraz tolerans istiyorum. Tabii. O da şudur. Belediye başkanlarını seçtiğimiz zaman
normal ve demokratik ülkelerde belediye başkanları ekipleriyle beraber ortaya çıkarak, örneğin İstanbul'da, Ankara'da, başka yerlerde bir hedeflerini ortaya koymaları lazım. İki, bu hedeflere ulaştıracak projelerini ortaya koymaları lazım. Vaktimiz olmadığı için bunları açmıyorum. Üç, bu projeleri, o hedeflere hangi kadrolarla ulaştıracaklarını ortaya koymaları lazım. Ama bunu mesela tartışmıyoruz. İşte iki saattir siz bir gence yumruk atması üzerinden bir tartışma yürütüyorsunuz. Orada mesele bir gencin bir gence bir yumruk atması değil. Bu tartışma bana göre yanlış bir tartışma. Çünkü orada yüz binler toplandı. Belki başka köşelerde de başka gençler kavga etti. Orada mesele şu. Uzun yıllar Türkiye'nin o işte kırmızı defterinde bir şeriat önemli bir unsur olarak, bir tehlike olarak görüyordu. Ve Ahmet Bey, şimdi konumuz o konuyu kapattık. O konu geçti. Şöyle buna geleceğim. Hayır, o konuyu tartışmıyorum. Yani yerel seçimlerde bunu tartışacağız. Yerel seçimlerde insanların yaşam tarzını tartışacağız. Yerel seçimlerde belki işte AK Parti'nin adayı Murat Kurum depremi, kentsel dönüşümü, ulaşımı tartışacak. Ama genel politika anlamında da asıl rakip olan Sayın Cumhurbaşkanı beka meselesini gündeme getirecek. Evet. Yine işte genel güvenlik meselelerini gündeme getirecek. Ve yerel seçimlerde demin söylemiş olduğum çerçeve içerisinde tartışılması gereken konuları tartışmayacağız. Neleri tartışacağız? Daha çok ideolojik, politik şeyleri tartışacağız. Oysa çok derin bir yoksulluk içerisinde Türkiye. Oysa insanlar fakru zararet içerisinde. Enflasyon habire yükseliyor, evet. İndirilemiyor. Evet. Büyük bir işsizlik var. Ve yerel yönetimlerde de özellikle sosyal politikalarla ilgili neler uygulanacağıyla ilgili tartışmaların olması gerekir. Fakat bunları tartışmıyoruz. Neyi tartışıyoruz? Daha çok demin söylediğim konular. Evet. Gelelim DEM'le olan bir şey kuracak mı, kurmayacak mı AK bunu, Parti'nin? Bunu zaten bize zaman... Ben AK Parti'yle, MHP'nin bize önümüzdeki haftalarda çok daha tartışacağız. Yani DEM'le bir ittifak olursa... Böyle bir cümleyle bitireyim. Evet. Yani MHP bana göre AK Parti ile Kürtler arasında bir bariyer. Evet. AK Parti'nin bu anlamda DEM'le bir işbirliği yapması zor görünüyor. Evet. MHP'nin varlığından dolayı. Doğru. Ama CHP'nin bir işbirliği yapması, özellikle İyi Parti'nin de son vermiş olduğu siyasi bir çeşit harakari yaparak kendi başına girmesiyle CHP'nin elini rahatlattı. CHP'nin bu konuda cesur davranması lazım. Bir adım attığı zaman acaba Erdoğan ne düşünecek? Bahçeli ne düşünecek? Çok kısa, çok insan bekliyor hocam. O yüzden kusura bakmayın. Kesinlikle toparlamak zorundayım. Yok, toparlamak zorundayım. Ben 5 dakika konuştum. Yok, toparlamak zorundayım çünkü gerçekten bir sürü insan bekliyor. Pardon, kapatmak zorundayım. Ben hemen stüdyoya dönüyorum. Çok teşekkür ediyorum size. Ben küçük bir kamuoyu yoklaması yapsam mecliste. El kaldırarak yapabilirsiniz. Şöyle bir soru soracağım. Diyelim ki bu bahsedilen DEM'le bir ittifak olmadı ve Murat Kurum'la İmamoğlu arasında geçeceği gözüken bu seçimde sizce İmamoğlu mu alır, Murat Kurum mu alır? Yani kurum kazanır diyenler kim el kaldırsın? Murat hangi Kurum kazanır diyenler? İttifaksız mı? İttifaksız. Murat Kurum kazanır diyenler? Ben evet diyorum ki. Diyelim ki böyle bir şey oldu. İttifak ortaya çıktı. İki aday var diyelim. Biri Murat Kurum, diğeri İmamoğlu. İmamoğlu kazanır diyenler kim? Ya? Evet. Peki. Olmazsa? Ha? Yine kazanır. Yine kazanır diyenler daha azınlıkta. Mehmet Ocak'tan. Senin görüşün ne acaba? Şimdi tabii bu DEM Parti ile ittifak meselesi, DEM Parti hani açıktan herkes bize gelsin, konuşalım. Şimdi AK Parti ile görüşmeler yapıldığı iddiaları var. AK Parti geçmişte de ittifak yaptı Kürt siyasetiyle, zaman zaman görüşmeler yaptı. Yine de görüşmeler yapmış olabilir ama benim merak ettiğim, şimdi DEM Parti nasıl CHP'ye kardeşim açıktan bize bir ittifak önerisi gelmesi lazım diyorsa, AK Parti'ye de aynı şeyleri söylemesi gerekir. Yani hakkaniyet ölçüsü olan odur. Yani şunu diyor mu kardeşim, biz bize kim gelecekse AK Parti mi olur, gelsin açıktan bize ittifak teklif etsin.
ya da CHP gelsin ittifak teklif etsin. Şimdi tabii bunu kimse yapmıyor. Yani DEM Partisi de yapmıyor. Ama ben İstanbul özelinde baktığımızda Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu, şimdi tabii AK Parti adayını açıklamakta biraz gecikti. Normalde her seçimde bu işleri daha erken başlatırdı. Ama karar vermekte zorlandığı kanaatindeyim. Murat Kurum'da karar kıldılar. Evet, Murat Kurum işte bakanlık yapmış, TOKİ'nin daha doğrusu emlak konutun başında olmuş, çevre bakanlığı yapmış filan. Genç ve dinamik bir isim. Ama karşısında halen Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve siyasi pırıltısı olan bir Ekrem İmamoğlu var. Dolayısıyla bu seçim için genelde herkesin dediği bir şey var. Özellikle İstanbul bağlamında bu referandum gibi bir seçim olacak. Özellikle İstanbul bağlamında. Çünkü ve buradan yürüyerek aslında zaman zaman Ekrem İmamoğlu da işaret etmişti. Esas rakip Sayın Erdoğan. Çünkü bunu teyit eden nitelikte mesela pazar günkü aday tanıtımında ben olsaydım mesela Murat Kurum için iki satır bir şey açıp konuşmasını isterdim. Yani ona bir öncelik veren, ama Sayın Cumhurbaşkanı öyle bakmıyor. Yani nasılsa ben varım zaten. Eğer daha geniş kapsamlı düşünseydi mesela işte Tevfik Göksu gibi, Ali Yerlikaya gibi, hatta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gibi, Fatih Belediye Başkanı'nın attığı mesela şey yapıldı. Sanki teşkilatta çok bir coşku yok diye benim edindiğim kanaat, edindiğim bilgiler. Ama Sayın Cumhurbaşkanı oraya bakmıyor çok. Daha çok İstanbul'la ilgili, yani seçimi kazanmayı önemsiyor. Ama ondan çok hedefleri işte kentsel dönüşüm ve hep bir masal haline gelen Kanal İstanbul'la ilgili hayalleri var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Bunları en iyi gerçekleştirebilecek isim kimdir? Murat Kurum'dur. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bakış açısından. Bir de tabii Murat Kurum'un adaylığı konusunda benim edindiğim bilgiler daha çok iş dünyası ve inşaat sektörünün çok desteklediği. Yani benim tanıdıklarım var mesela, hemen hepsi Murat Kurum olsun. Niye? Çünkü Murat Kurum'da onlar için daha elverişli bir ortam olabilir. Muhtemelen öyle bir şeyi tercih etmiş olabilirler. Fakat tabii esas mesele burada İYİ Parti ayrılmış, DEM Partisi'nin ne yapacağı belli değil. Hatta Başak Demirtaş'ın adaylığı falan konuşuluyor. Ben nihai anlamda, çünkü DEM Partisi'nin içinde de bir takım ikili bir tartışma olduğunu biliyorum. Yani bir sol kesim diyorlar ki biz büyük şehirlerde esas itibariyle demokrasiyi hedef alalım, esas alalım ve İstanbul ve Ankara şey için önemli. Yani iktidarı en azından belli ölçüde bir sınırlamanın en önemli, yani denge denetleme diyoruz ya her zaman, aslında denge denetlemenin bir unsuru aslında İstanbul'un kazanılması. O açıdan önemli. Fakat tabii adaylar, bu seçim o kadar kolay değil. Yani normalde baktığımızda Ekrem İmamoğlu kazanır. Öyle gözüken bu. Ama tabii Erdoğan'ın kafasında bu hakikaten çok kritik bir seçim. Yani çünkü, kritik bir seçim. Çünkü İmamoğlu'nun önüne açılması durumunda hakikaten adeta en büyük rakibi olarak karşı çıkacak demektir bu. Çünkü zaten evet, daha önceki dönemde de, yani genel seçimlerde de tek hedefi Sayın Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'ydu. Çünkü evet, tek oradan rakip olabilecek isim olarak Ekrem İmamoğlu'nu görüyordu. O bakımdan tabii zor bir seçim. Bir de tabii Zafer Partisi'nin adayı var, ondan şeyleri var. Herkes yani kazanma çok... Ben burada şeyi çok merak ediyorum. Vasfi, aslında sana soracağım. Yani şöyle, bugün bir konuşmaya şahit oldum. Eğer DEM Partisi böylesi bir ittifaka girerse ve varsayalım ki çok ciddi asıldı ve Başak Demirtaş'a örnek veriyorum, çok güçlü bir isim olabilir karşısında, çıkarttı. Normalde şimdi oy oranlarına geleceğiz ama %10'lara çıkan bir şey olur. Sence İstanbul'daki normalde en sadık seçmen olarak bilinir Kürt seçmen partisine, yani o refleksleri hep tarihte öyle göstermiştir bütün seçimlerde. Bu kez böyle bir hava gene olur mu sence, yoksa başka bir şey mi oluşur? Nasıl görüyorsun sen? Nasıl bir hava? Hani şöyle, aday çıktı ve çok güçlü bir kampanya yapıldı. İstanbul'da yaşayan Kürt seçmen
monoblok olarak tamamıyla destekler mi, yoksa bu yaşanan süreçlerden dolayı, çünkü birçok şey yaşandı geçmişte, sözler verildi, tutulmadı, yapılmadı. Yani Güneydoğu'dan farklı olarak İstanbul'daki Kürt seçmenin dinamikleri biraz farklılaşabilir deniyor bu seçimde. Sen nasıl görüyorsun? Yani şey, seçerler tabii ki. Seçerler. Tabii seçmenleri, DEM Parti'nin seçmenleri her zaman neye karar verilirse verirse gönülden inanıyorlar. Gönülden inandıkları için gözü kapalı bir şekilde verirler. Yani bunda kesin net olarak verirler. Yani DEM Parti yani bir menfaat partisi ya da bir rant partisi değil yani. Bana göre DEM Parti bir özgür demokrasiyi getirecek, barışı getirecek. Türkiye'nin kurtuluşu demektir benim için DEM Parti. O yüzden bugün gündemimizde şey var, hangi belediye kazanır, kimler gelir, hangi ittifak, hangi parti kiminle ittifak kurur gibisine böyle bir gündem var, ama temel sorunumuz aslında bu değil yani bana göre. Bizim temel sorunumuz barış olması, bir demokrasi, bir altyapı oluşması, barışın oluşması, işçinin, emekçinin haklarını alınması, cumartesi annelerin haklarını alması, çocukların kemiklerini istiyorlar zaten. Çocuklar ölmüş gitmiş, kimse bilmiyor. Ama kemiklerini istiyorlar çocukların mesela. Ondan sonra kadın hakları mesela, İstanbul Sözleşmesi. Yani bu benim görüşümde kadın özgür olmadığı sürece hiçbir şekilde hiçbir şey özgür olamaz. Ekolojik sorunu var, bir sürü sorun var. Doğru. O yüzden bu altyapı ama sen diyorsun lazım ki yani Kürt seçmeni İstanbul'da bu şey yapar, tam kadro desteğini verir diyorsunuz. Aslında bir, hemen bir de, öyle mi düşünüyorsun? Sen ne diyorsun? Yani evet. Yani mikrofon alırsan sevinirim. Şunu atlıyorsunuz. Mesela atladığınız konuda şu. CHP gidip Ümit Özdağ gibi bir partiyle gizli sözleşme yaptı. Bakın bunu atlanacak bir konu değil. Bak ben de bir Kürt seçmenim. Aynı zamanda bir milletvekili adayıydım ben. İstanbul 1. Bölgeden milletvekili adayıydım. Yeşiller Sol Parti'nin milletvekili adayıydım. Biz çok rahatsız olduk. Yani bunu unutabilecek bir konu değil. Gerçekten değil. Bu bizde büyük bir yara açtı. Çünkü biz koşulsuz, şartsız, pazarlıksız, yani biz birileri gibi gidip işte masa altında gizli gizli pazarlık yapmadık CHP'yle. Tek şey istedik. Az önce arkadaşım çok güzel özetledi. Dedik ki Kürt'e barış, Kürt'e olan özgürlük. Aynı yani Türkiye'de biz istedik ki herkes eşit olsun. Biz bir Kürt olarak bu ülkede kardeşçe yaşamak istiyoruz. Ayrılmadan, ayrıştırmadan çok rahat. Mesela kendi dilimizde Allah'a yalvaramıyoruz. Niye? Allah Kürtçe bilmiyor mu? Niye cuma hutbelerinde sadece Türkçe okunuyor da Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Kürtçe bir imam Kürtçe şey edemiyor? Niye Allah Kürtçe bilmiyor mu? Kendi yarattığı dili mi bilmiyor? Yani ana dilimizde eğitim görmek istiyoruz. Niye? Bu ülkeyi böler mi? Ana dilinde eğitim görmek ülkeyi bölebilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Bizler yüzyıllardır bu topraklarda yaşıyoruz. Kız alıp verdik, birlikte karıştık. Yani bu ülkeyi bölmez. Bırakın insanlar özgürce yaşasın. Bırakın insanlar özgürce kendi ana dilinde de Allah'a yalvarsın. Sen bunu niye kısıtlıyorsun yahu? Evet, ama şimdi yani şunu demek seçim istiyorum. Hani ben lafı çok böyle şey etmek istemiyorum ama ben bir seçmen olarak, politikacı olarak, siyasetçi olarak CHP'den çok böyle artık şu yaşadığımız için şu da etkiliyor maalesef. Eğer ki bir Demirtaş bizim için çok önemli bir varlık. Gerçekten önemli bir siyasetçi ve bizim liderimizdir o Demirtaş. Biz onu öyle görürüz. Yani bizim o Twitter, Kettle'dan bir Twitter atsa bize desek ki arkadaşlar evet CHP'yi destekleyin. Biz gene bağrımıza taş basar destekleriz ama kırgınlık. Ama Demirtaş, Başak Demirtaş aday olursa biz birileri gibi şey parti değiliz. Rantsal, çıkarpasal bir parti değiliz. Olduğumuz gibi Demirtaş'a veririz. Evet. Kesinlikle veririz evet. Yani. Şöyle yapalım mı? Meclisten devam edelim. Peki buyurun. Size vereceğim sorusu. Şimdi Selahattin Demirtaş yıllardır, uzun bir zamandan beri Türkiye'leşmeye çalıştı. Türkiye'leşmeye çalıştı. Ve bu şu anda bu yüzden cezaevinde. Demokrasi, yani Kürtlerin yıllardan beridir verdiği mücadele aslında bir demokrasi mücadelesi. Şimdi bu seçimde biz
pek çok şey aslında bir yerel seçim ama pek çok şeyi seçeceğiz. Demokrasi mi, otoriter rejim mi? İşte geçmişte CHP ile defalarca ittifak yapan ve bunu öneren, sinesine taş basan Selahattin Demirtaş'ın eşinin ben burada İstanbul'da aday olacağını düşünmüyorum. Olursa bütün ilkeleriyle çelişir. Böyle düşünüyorum. Ayrıca Kürt seçmeni partisi gösterse bile bir takım şeyde düşüncelerinde özgürlükten ve demokrasiden yana olmak zorunda ve bunu ön planda tutacağını düşünüyorum. Evet. Hüseyin, hemen size söyleyeyim. Rakamlarla konuşursak şayet. Bu anlattığımız tabloda mevcut durum ne ve gerçekten böylesi bir anlaşma durumunda gerçekten demin çıkartacağı aday, orada takınacağı tavır İstanbul'da tabloyu değiştirebilir mi? Şimdi açıkçası şu aşamada biz ilçe belediye başkan adayları belirlenmediği için tüm İstanbul genelinde bir araştırmamız yok. Ancak genel lokal bazlı baktığımızda yaptığımız ilçeler var. Nereler? İşte Kadıköy var, Adalar var, Büyükçekmece var, Avcılar var. Lokal bazda aday adayları ve adaylar için yaptığımız araştırmalar var. Burada tabii şu anda demin tavrı net değil. İYİ Parti'nin tavrı net olmakla birlikte demin tavrı da şunu bağlı olarak gösteriyor ki bir aday gösterecek mi, göstermeyecek mi? Aday gösterecekse bu kim? İYİ Parti'nin de benzer bir durumu söz konusu. Yani aday göstereceğini biliyoruz. Adayın kim olduğunu bilmiyoruz. Bu adayın Sayın İmamoğlu'na ya da Sayın Kurum'a nasıl etki edeceğini çok net göremiyoruz açıkçası. Ancak bu seçimin Sayın İmamoğlu için çantada keklik olmadığını söylemekte bir fayda var. Öyle mi düşünüyorsunuz? Bunu net görelim. Çünkü ben Büyükçekmece'de de şunu görüyorum. Bıçak sırtında gidiyor. Bir şey söyleyeceğim. Geçen bu süre zarfında, şimdi tabii İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı deyince bir yandan da gerçekten muazzam bir güç. İstanbul gibi bir şehirde işte sadece outdoorlara baktığınızda veyahut da medyadaki gücüne de baktığınızda yani sürekli icraat yapan, metrolar yapan inanılmaz başarılı bir profil çiziyor. Fakat sokaktaki karşılığı ne? Gerçekten İstanbul'a ne düşünüyor? Ben bunu acayip merak ediyorum. Gerçekten nedir? Yani böyle bir algı mı var yoksa gerçekten başarılı mı? Nedir sizce? Serdar Bey, aslında bakarsanız siyasette bir zahmet, siz de çok iyi bilirsiniz ki aslında bir algı yönetimi. Evet. Şimdi algı yönetimine baktığımızda evet sosyal medyada bence Sayın İmamoğlu çok başarılı görünüyor. Ama öbür yanda dün ya da bugündü Sayın Kurum da gidip çorba dağıtarak da sosyal medyada bir algı yarattı. Aslında Sayın Kurum'un yaptığı çorba dağıtımı ülkenin ekonomik olarak ne kadar çöktüğünün de göstergesi. Yani Lee McKirby'di, şimdi çok ismini hatırlayamadım kuracağı mekanların ismini. Şöyle bir şey söylemişti. 7-24 çorba dağıtacağız. Şimdi keşke buna ihtiyacımız olmasaydı. Tabii. Bu bence çok daha önemli. Yanı sıra Sayın Erdoğan'ın Haliç'te yapmış olduğu lansmanı ben açıkçası çok başarısız buldum. Hele özellikle Artvin Belediye Başkan Adayı kürsüye çağrılırken neredeyse döveceklerdi adamı. Çünkü adam geç kaldı falan filan. Böyle handikaplar da var. Ama diğer yandan bunlar tabii işin magazinel kısmı. Diğer yandan Sayın İmamoğlu'yla Sayın Kurum arasındaki yarışa gelecek olursak burada hakikaten belirleyici olan DEM Parti. Ben DEM Parti yetkilileriyle de görüştüm. Söylemekte de bir beis görmüyorum. Sayın Meral Danış Beştaş'ta uzun sohbetim oldu geçtiğimiz ay. Şunu çok açık yüreklilikle söylüyorlar. Demin arkadaşlardan biri mi söyledi, siz mi söylediniz? Güneydoğu'da evet biz zaten aday çıkaracağız ve kazanma ihtimalleri de çok yüksek. Ama artık bizim Sayın Demirtaş'ın şöyle bir şeyi vardı, söylemi vardı. HDP'nin Türkiye Partisi olma yolunda ilerlemesi gerekiyor diye bir mottosu vardı. Dolayısıyla da DEM Parti şu aşamada HDP'nin mirasçısı olarak şunu söylüyor. Biz batıda da belediye almamız gerekiyor. Çünkü 2019'a bakalım, 2018'e bakalım. HDP'nin en çok oy aldığı Kürt seçmenin olduğu yer İstanbul. Şimdi İstanbul'un öyle demokratik bir yapısı var. Buradan hareketle de HDP'nin bugün ilçe pazarlıkları yapmasını ben çok doğal karşılıyorum. Şimdi demin Mehmet Bey şeyi söyledi. Şurada bir haksızlık var dedi. İşte DEM Parti'nin AK Parti ile görüşmesi
gizliden yapılabiliyorken CHP ile yapılabiliyor olmasını gündeme getirmişti. Şimdi DEM Partili yetkili arkadaşlar diyor ki bizim içeride şu kadar tutuklumuz var. Bu kadar ceza almış insanımız var. Bizim şu anda iktidarda olan, bunu çok üst makamdaki yetkili arkadaşlarla görüşüyorum. Grup başkan vekili seviyesindeki arkadaşlarla görüştüğüm için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bizim bu insanlarla AK Parti ile görüşebilmemiz kadar doğal bir şey yok. Bu arka kapı görüşmesi değil. Biz seçim görüşmesini elbette açık kapıdan yapacağız. Tıpkı CHP'den istediğiniz gibi. Yine konuşmacılardan biri ya da bizim arkadaşlardan biri şunu söyledi. Dedi ki, tam cümleyi hatırlayamadım ama yani şu anlamda DEM Partisi AK Parti ile görüşüyor. Çok net Adalet Bakanlığı ile görüşüyor. Çünkü tutukları var. Çünkü içeride suçsuz yere yatan belediye başkanları var. CHP'de bu noktada doğru adımları attığını düşünüyorum. İstanbul'da seçim kazanılmak isteniliyorsa işbirliği şart. Diğer yandan ben HDP'nin gerek istatistik olarak baktığımda gerekse de kendi görüşmelerimle HDP'nin büyükşehirde aday çıkaracağını düşünmüyorum. Ancak son günlerde dün ya da önceki gün Tuncer Bakınhar'ın Antalya meselesinde yaptığı açıklamayı çok önemli buluyorum. Tabii. Bakın bu çok önemli bir açıklama. Haklı da bir çok haklı, abi yani çok haklı. Siz orada konferans yapacak ya da seçim yapacak salon size verilmiyorsa bu açık kapı görüşmesinin ötesinde sizi reddetmektir. Şimdi Antalya'da yapılan bu CHP DEM Parti görüşmelerine ciddi şey vurmuştur. Kent vurmuştur. Evet. Dolayısıyla da burada bu saatten sonra Sayın İmamoğlu'nun da ayrıca bir parantez açayım. Genel olarak DEM Partililerden gelen eleştiriyi de burada dile getirmiş olayım. Sayın Demirtaş'ın babasının ölümüyle ilgili taziye yayınlamamasını biz içeride de konuştuk Mehmet abiyle. Gerçek taziye yayınlamış. Daha doğrusu taziye. Aslında Başak arayıp aramış. Aramış ve ancak taziyesini bildirmiş. Kamuoyuna açıklamamış. Tabii. Dolayısıyla da böyle bir siyaset yaptı. Bir durum var yani. Gerçi orada gerekçesi işte şu, bakın çok yani. Özür dilerim abi. İşte bu arka kapı görüşmesi. Tabii. DEM diyor ki. Ben değil onlar açıklasın. DEM diyor ki ben arka kapı görüşmesi istemiyorum. Açık kapı. Oynayın kardeşim diyor. Kaldı ki şöyle bir şey var. Yani Sayın İmamoğlu birçok insan için sağıyla soluyla ölen herkes için taziye mesajı yayınlamasında bir sakınca yok zaten. Sayın Demirtaş'ın babası için de ki üstelik Kobani savunmalarına denk geldi ve Sayın Demirtaş'ın cezaevinden çıkıp da babasının cenazesine sırf bu yüzden gitmediğini biliyoruz hepimiz. İşte bu yüzden de yayınlaması gerekirdi. Açık kapı siyasetine bence ülkede hepimizin ihtiyacı var. Bu çok önemli. Konuşmanın başında Pınar Hanım bir şey söyledi. Bir şey söyleyeyim. Son cümlemi tamam. Kapatayım. İktidar çözüm süreci ve benzeri bir şeyler söyledi. İktidar çözüm süreci masasını tekmeledi. Bunu da hepimiz biliyoruz. Şimdi kalkıp da iktidar çözüm süreciyle ilgili bir şeyler yaptı demek gerçekten hamasettir. Kusura bakmayın ne olursanız. Ahmet Altan öyle söylemiyor ama. Ahmet Altan öyle söylemiyor. Ahmet Altan da öyle söylemiyor. Ahmet Altan aynı zamanda Tahir Elçi'nin müsebbibidir. Yapmayın. Ahmet Altan. Haksızlık yapma. Onu anladım. Ahmet Altan da hedef gösterendir. Ahmet Altan. Dediğinizi anlıyorum. Ahmet Altan'ın kim olduğunu biliyorum. Sürecini... Ahmet Hakan'ın da kim olduğunu biliyorum. Yok ben hiç Hakan'ı söylemedim. Ben de Ahmet Hakan da öyle demiyor dedim. Hayır. Dolayısıyla Ahmet Altan, masayı deviren iktidar. Ahmet Altan masayı devirenin kim olduğunu hepimiz biliyoruz ama o zaman yani. Milletvekili olan Ahmet Altan... HDP biliyorum. Ahmet Altan'ın kim olduğunu biliyorum. Pınar'ım. Şimdi bir dakika. İşte ben Ahmet Altan'ı nereden getirdiniz onu bilemedim. İşte Ahmet Hakan da hedef gösteren dedim. Şimdi kim Ömer mi? Faruk. Tahir Elçi. Hayır ben Ahmet Altan'ın masayı deviren konusunda en son yapılan röportaj Akit TV'deki röportajında bir hafta 10 gün zaten önce. Zaten röportaj verdiği yerden belli. Önemli. Şimdi işte Ahmet Altan o dönemin milletvekili olarak dedi ki sizin söylediğiniz gibi değil. Yani PKK. Neyse bu bambaşka bir konu. Ben söz vereceğim sana şeye dönmek istiyorum. Altantan'dan ya neyse şimdi evet. Ahmetlerden çıkamadık. Ben konuyu dağıtmak başka bir yere gelmek istiyorum. Takıldık kaldık oraya. Altantan'dan bahsediyorum. Altantan'dan bahsediyorum. Ahmet Altan mı dedi? Ömer Faruk Ay'a sormak istiyorum. İstanbul seçimlerinde efendim.
Ak mıydı? Özür dilerim. Ömer Faruk Ak değilse şey yazmışım. İstanbul'da bir seçmen olarak sen ne görüyorsun bu tartışma bazında baktığımızda? Yani şimdi şöyle, genel olarak siyasette iki kere iki dört etmez diye bir laf var malumunuz. Bu lafın da aslında en müşahhas görüleceği seçim bu 31 Mart 2024'teki İstanbul'daki özellikle yerel seçimler. Sebebi ne? Şimdi 31 Mart 2019'da bu AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın daha doğrusu seçimi kaybetmesini işte bizim 2011'den sonra AK Partili olan abilerimizle olan bir grubumuz var. Orada yazdıkları bir yazı vardı. Diyorlardı ki hani biz diyorlar ittifak yaptığımız partinin seçmenini amblemimize oy attıramadığımız için İstanbul'da Ankara'yı da kaybettik. Zaten Ankara'da CHP'de bir onlara yakın bir profilden aday çıkarmıştı. İstanbul'da da yine süreç öyle oldu. Şimdi mesela Zafer Partisi Ülke Ocakları'nın eski genel başkanını hatta Alparslan Türkeş'in atadığı genel başkanı İstanbul'da aday yapacak. Bu ne demek? Şimdi Zafer Partisi burada direkt olarak seçime girmeyip İmamoğlu'na destek verse belki bu kadar katkı sağlayamaz. Yani matematiksel olarak. Çünkü niye? Orada İmamoğlu'na bir oy götürmektense AK Parti, Cumhur İttifakı çerçevesi içerisinden bir oy çekme eğilimine yöneltebilir seçmeni. Yine DEM Parti misalen orada bir aday çıkartırsa aslında şöyle bir durum olabilir. Malum şimdi DEM Parti'nin tabanı tabii ki de burada işte vekil adayı arkadaş da olsun. Yani biz partimizin çıkarttığı adaya oy veririz dedi. Fakat bu her seçmende aslında genel olarak böyle işlemiyor ve DEM Parti'nin aday çıkarması aslında yine İmamoğlu'nun da şu şekilde bir işine yarayabilir. İYİ Parti'nin en büyük işte tepkisi neydi? HDP ile neden bir yakınlığımız var diye. Şimdi HDP'den uzak bir İmamoğlu figürü ne olacak? Bu sefer milliyetçi seçmenin de aslında çekinmeden oy verebileceği bir duruma da götürebilir. Bu partiler böyle işte Gelecek, Saadet, Deva'nın yani Deva belki yapmaz bilmiyorum ama Gelecek ve Saadet'in yine bir ortak aday çıkarma düşüncesi var ve ben dün bir paylaşım gördüm. Gelecek Partisi'nin Alevi kökenli CHP'de siyaset yapmış bir milletvekili var. Onun belki bir ortak aday olabileceğine dair yani ben bir paylaşım gördüm ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ve şimdi o oradan Kılıçdaroğlu sonrası küskün CHP'lilerden oy konsolide edebilir. Yeniden Refah Partisi bizim partimizin ittifak içinde olacak mı olmayacak mı olursa nasıl bir şey yapar daha bu da net olmadığı için gerçekten şu anda tahminlerin de ötesinde bir 31 Mart 2024 seçim sonucu görmemiz çok muhtemel. Yani tabii genel hatlarıyla bu şekilde olduğunu ben düşünüyorum. Yani iki seçmen iki taraf için de zor. Ama Sayın Kurum'un da burada daha ziyade bu seçim çalışmalarını işte kentsel dönüşüm ve deprem odaklı yapacağına dair işte söylemler görüyoruz. Yani bunun da aslında bir ters tepme durumu evet. olabilir seçmen bakımından. Çünkü belli bir yıl belediye sizdeydi. Siz bu ülkenin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ydınız. Şimdi 5 yılda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olunca mı bu sistemi kuracaksınız gibi birçok şey var. Yani gerçekten şu an karışık bir süreç var. 3-5 gün içinde de yeniden Refah Partimizin hani bu ittifak kararı olumlu ya da olumsuz bir şekilde açıklanacak. Olumlu olursa çok farklı bir senaryo konuşulabilir. Olumsuz olursa daha farklısı konuşulabilir. O yüzden burada bakacağız, göreceğiz ama az önce bir oynama yaptırmıştınız. İmamoğlu mu kazanır, Murat Kurum mu kazanır diye. Ben ikisinde de el kaldırmadım. Ben yeniden Refah Partisi'ni kazanacağını söyleyip elimi kaldırıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben Ali Can'a vereyim. Ali Can Aslanlı değil mi? Evet. Ben inşaat mühendisi olarak birazcık konuyu yorumlamak istiyorum. Toplumun birçok kesimi tarafından başarılı bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gibi bir seçenek masada dururken Murat Kurum'un yanlış bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki geçtiğimiz dönemde hiç Türkiye tarihinde görülmemiş ciddi bir hata yapıldı. Hatta bu hatanın dünyada herhangi bir şekilde bir emsali de yok. Bu imar barışı konusundan bahsediyorum. Murat Bey'in, Sayın Murat Kurum'un bakanlığı döneminde yapılmış bir uygulama. Dünyada hiçbir şekilde buna yakın bir örnek dahi yok. Yani bir yapının mühendislik hizmeti alıp almamasına,
ya da yapının deprem güvenliğine bakılmaksızın yalnızca vatandaşın beyanıyla kaçak yapının meşrulaştırılması gibi bir durum dünyanın hiçbir yerinde yok, hiçbir yerinde kabul görmemiş durumda. Şimdi Murat Bey'in, Sayın Murat Kurum'un çevre şehircilik, daha önce çevre şehircilik bakanı olduğuyla ilgili ve işte bu özellikle 6 Şubat depreminden sonra kentsel dönüşümle ilgili katkıları olması konusundan önceki yapılan hataları konuşmamız daha mantıklı. Çünkü bu imar barışı dediğimiz konu neticesinde yapının mühendislik hizmeti almadan yalnızca vatandaşın beyanıyla meşrulaştırılması sonucunda o yapının kentsel dönüşüme uğrama ihtimali de ortadan kalkmış oldu. Mesela İstanbul'un sıkışık ve kentsel dönüşüme muhtaç ilçelerine bakarsak, örnek veriyorum Bağcılar'da son iki katı kaçak bir yapının imar barışından faydalanmasından sonra o yapının kentsel dönüşüme uğrama ihtimali ortadan kalktı. Çünkü o kaçak yapı bir şekilde meşrulaştırıldı. Para karşılığında ve vatandaşın beyanıyla yapı kayıt belgesi isminde bir evrak verildi. Ve artık tamamen o yapı kentsel dönüşüme uğrayamaz hale geldi. Şimdi bunun sonucunda Sayın Murat Kurum, hadi buraya kadar Murat Bey'in bakanlık döneminde olmayan bir bakanlık döneminde şahsi bir hatası olmadığını düşünelim. Ama birkaç gün önce çok net şahsi bir hatası oldu. Yani aklımızda dalga geçercesine hiçbir zaman imar affı çıkarmadık, imar barışı çıkardık dedi. Yani burada imar barışı da dese, imar affı da dese, imar aşkı da dese dünyanın hiçbir yerinde olmayacak bir şekilde yapılar meşrulaştırıldı ve kentsel dönüşüme uğrama ihtimali de ortadan kalktı. Buradaki bu kelime oyunları birazcık vatandaşın aklıyla da dalga geçiyor. Evet. Maalesef. Kadir Çetin'e döneceğim hemen. Verebilirsiniz tabii ki ama bir söz vereyim. Evet. Şimdi öncelikle genel ve toplu bir cevap vereceğim. Uzun süre bekledim. Öncelikle burada röportajı bize aktaran arkadaşın verdiği bir bilgiyle başlayacağım. Demokratik bir hukuk devletinde bir belediye başkanlığı yarışı için tutukluların veya hükümlülerin durumunun konuşuluyor olması bir hukuk devletine çok büyük bir hakarettir öncelikle. Evet, tutuklular ve hükümlülerle ilgili kanunlar vardır, bunlar uygulanır. Bir belediyenin kazanılıp kazanılmaması ile ilgili yargı üzerinde bu şekilde bir baskı oluşturulmaz. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum bir avukat ve bir birey olarak, bir vatandaş olarak. Gelecek olursak diğer bölüme. Öncelikle burada DEM Partisi'nden yetkili olduğunu düşündüğüm arkadaşlar var. Görüşlerine katılmıyorum. Bu ayrı bir konu. İkinci olarak kendi seçmenleri üzerinde biz kimi dersek ona oy verilir noktasını çok antidemokratik bir yaklaşım olarak görüyorum ve bu anlamda eleştiriyorum kendilerini. Daha önce programın başında da belirtmiştim. Hani ben burada bir Türk milliyetçisi olarak bulunuyorum. Onların temsil etmeye de çalışacağım diye. İyi Parti ve Zafer Partisi'nin durumunun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde hayati önem taşıdığını düşünüyorum. Çünkü biz milliyetçiler açısından şöyle iki tane arızalı sorunlu durum var. Kendi 50 bin vatandaşını enkaz altında ölüme terk etmiş bir bakan iktidar eliyle karşımıza aday çıkarıldı. Milliyetçilik milleti sevmekle başlar. 2-2-4'tür. Kendi insanını enkaz altında unutan bir bakana kolay kolay kimsenin eli titremeden oy veremez. Vicdan olan kimsenin oy vereceğini düşünüyorum. Kaldı ki bunun yanında bizim açımızdan şöyle bir durum da var. Bizler, ben de bunlardan biriyim. Geçtiğimiz seçimde gittim Ekrem İmamoğlu'na oy attım. Hatta belki şimdi de atabilirim. Burası ayrı bir konu. Ama bizler de Ekrem İmamoğlu'na şu anlamda biraz küskün hissediyoruz. Biz onu Cumhurbaşkanlığına layık gördük. Geç bu ülkenin Cumhurbaşkanı ol, adayımız ol dedik. Ama özellikle benim gibi düşünen gençlerden bahsediyorum. Bizim umutlarımız onun genel başkanıyla arasında olan diyalog içinde yok oldu gitti. Biz de Ekrem İmamoğlu'na bu yüzden de kızgınız. Açıkçası. Bu noktada şuna geleceğim. İyi Parti'nin özü başına çıkışı, Zafer Partisi'nin Azmi Karamahmutoğlu'nu aday göstermesi. Bunlar aslında bir tarafı kazandırmak ve kaybettirmek üzere yapılan stratejik hamleler değil. İki parti de milliyetçi seçmeni kendi altında konsolide etmek istiyor. Ve hangisi
milliyetçilerin nabzını tutacak bir aday gösterirse milliyetçilerin tercihi oraya gidecek. Bu da şunu da eklemek istiyorum. İyi Parti tutar da çok parlak bir aday göstermez ve Ekrem İmamoğlu'nun ajandasına hizmet ederse burada tabii ki milliyetçilerin tercihi direkt Azmik Ara Mahmutoğlu'na gidecektir. Ha İyi Parti de gerçekten Ekrem İmamoğlu ile yarışabilecek milliyetçi camiadan birini aday gösterirse tabii ki milliyetçi oyların çoğu oraya gidecektir. Bir son bir cümle ekleyeceğim. DEM Parti'nin Ekrem İmamoğlu'nun yanında olup olmaması aslında tamamen bireylerin tercihini etkiler. Kitlelerin tercihini etkilemez. Geçtiğimiz seçimde de BDP'liler oy verdiler Ekrem İmamoğlu'na ama biz de gidip oy verdik. Çünkü orada bir iktidarın yenilmesiyle ilgili bir mesele vardı ve kurumsal bir ittifak söz konusu değildi. Biz de gittik verdik. Ama burada HDP ile birlikte olup olmadığından ziyade Ekrem İmamoğlu'ndan bir hayal kırıklığımız var, umut kırıklığımız var. Evet. Bizim tepkimiz budur. Evet. Teşekkür ederim. Fatih Bey size söz vereyim. Fatih Ergit, Yeni Çağ Gazetesi yazarı. Biraz farklı bir tablo çizmek istiyorum. Yani seçimlerden bu tarafa İstanbul, işte İyi Parti ittifaktan ayrıldı, kaybedildi. Kesin gözüyle bakıldı. İmamoğlu kaybeder gözüyle bakıldı. Şimdi DEM Parti aday çıkartırsa işte kaybeder deniliyor falan. Şimdi herkes genel seçim kombinasyonları üzerinden değerlendiriyor. Oysa yerel seçim kendi içerisinde dinamikleri olan, elbette ki genel siyasetinde etkilediği dinamikleri olan ama daha çok kendi içerisinde dinamikleri olan bir süreç. Ve siyasi partilerin, hangi siyasi parti olursa olsun, seçmenlerini kontrol etmede en çok zorlandığı seçimlerdir yerel seçimler. Böyle bir özelliği var. Ki Türkiye'de seçmen davranışları çok kolay kolay değişmez ama yerel seçimlerde daha kolay değişir. Yani partisine sadakatle bağlı seçmenler bile, duygusal bir şekilde bağlı olanlar bile gidip başka partilerin adaylarına oy verebiliyorlar. Şimdi hemen önce şuna bakmamız gerekiyor. Ben hep dedim ki ne olacak diye soruldu, İyi Parti ayrıldı işte şöyle böyle. Ya bir dakika bekleyelim, bir aday kim? AK Parti'nin çıkaracağı aday kim? Onu bekleyelim dedim. Ve şu anda en kazanamayacak adaylardan bir tanesini çıkardı Tayyip Erdoğan. Yani beklediğine değmedi. Neden çıkaramadı? Şöyle bir durum var. Bakın 7 Haziran 2015 seçimleri. Sonuçlarını Erdoğan çok iyi okudu. Doğu'da HDP'ye, Batı'da MHP'ye kaybetti çözüm süreci nedeniyle ve tek başına iktidardan düştü. Geride bıraktığımız Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını da çok iyi okuduğunu düşünüyorum. %50+1 barajının indirilmesini de bu yüzden yaptı. Çok iyi bir okuma yaptı orada. Fakat anlaşılıyor ki 2019 31 Mart İstanbul seçiminin sonucunu okuyamamış Tayyip Erdoğan. Niye okuyamamış? Hatırlayalım nasıl kazandı İmamoğlu. Bir Rahip Bronson krizi vardı. Ekonomik krizin gölgesinde gidildi, ondan kaynaklı. İkincisi halk bir kulağını çekmek istiyordu iktidarın ve Binali Yıldırım'ın karşısına İmamoğlu gibi bir figür çıktı. Bırakın Türkiye'yi, bırakın İstanbul'un genelini, İstanbul'daki CHP'lilerin bile bir bölümünün tanımadığı, bilmediği bir isimdi. Ücra bir ilçenin belediye başkanı. Yeni bir yüz, genç bir isim. Güven veriyor, siyasette yeni duygusunun o olumlu yanını sonuna kadar yansıtıyordu. Bunun karşısında Binali Yıldırım neyi temsil ediyordu? Ulaştırma Bakanlığı yapmış, başbakanlık yapmış bir ismi olmasına rağmen Tayyip Erdoğan'ı temsil ediyordu. Statükoyu temsil ediyordu. Kendi özgül ağırlığı yoktu. İmamoğlu'na ilk seçimde kazandıran, ikinci tekrar eden seçimin süre o bambaşka dinamikleri vardı. Buydu. Şimdi Binali Yıldırım'dan da daha sönük, daha düşük bir profilli bir ismi şu an İmamoğlu'nun karşısına çıkardı Sayın Erdoğan. Evet, bütün bir yıpranmışlığına rağmen, İmamoğlu'nun bütün yıpranmışlığına rağmen, bazı hatalarına rağmen halen daha parıltısı devam ediyor. Ve bunun karşısında sönük bir aday var, düşük bir profil var. Ben bu pazar bir seçim olsa, iki aday özelinde konuştuğumuzda, İmamoğlu'nun çok rahat, yani tabiri caizse ter idmanı yaparak kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Tayyip Erdoğan şu an aslında kendiyle yarışıyor İstanbul'da. Ha, ittifaklar meselesine gelince, şimdi DEM Parti'nin aday çıkarması İmamoğlu'na çok zarar vermeyebilir. Ki illaki DEM Parti seçmeninden İmamoğlu'na kaçacak seçmen oyları olacaktır. İkincisi, bakın en zor seçimine girdi Erdoğan Mayıs 2023'te değil mi? Ülke neresinden tutsanız elinde kalıyor. Ekonomi zaten ortada.
Buna rağmen neyle kazandı? Bir savunma sanayi üzerinden bir propaganda yaptılar. Halbuki orada birçok palavra var. Ayrı bir konu. İkincisi işte bunlar CHP'yi işte HDP ile PKK ile birlikteler diyerek böyle bir siyaset ürettiler ki bunun getirisi vardı. Bu şekilde kazandılar. Şimdi DEM Parti aday çıkardı İstanbul'da. Bir kere DEM Parti'nin aday çıkarmasını sağlarlarsa İmamoğlu'na karşı çok ciddi bir propaganda malzemesini kendi ellerinden bırakmış olacaklar. Ve arkadaşım demin bahsetti, Zafer Partisi'nin adayı ne oy alabilir bilmiyorum. Ama şöyle bir durum var, Azmi Karamahmutoğlu çok aksiyoner bir insandır. Çok entelektüel, çok aksiyoner bir insandır. Seçimin yıldızlarından bir tanesi olabilir. Ses getirecek, yapacağı çıkışlarla, yapacağı söylemlerle ses getirecek bir isim olabilir. Ve Cumhur İttifakı'nda, Cumhur İttifakı'nın MHP kanadıyla duygusal bir bağ kurabilir. Çünkü sıradan bir Ülkü Ocakları Genel Başkanı değildi. İkincisi Alparslan Türkeş'in son atadığı genel başkandı. Buradan da Cumhur İttifakı'ndan Zafer Partisi'ne bir oy gidecektir yani. Evet. Bunları da hesap etmemiz lazım. Mehmet Bey'e hiç söz vermedim. Mehmet Bey, siz emekli olarak... Muzaffer Bey, özür dilerim. Muzaffer Bey. Şimdi... Açık, açık, açık. Şimdi hep herkesi dinledik. Çok güzel. Biz geçen dönemde de aynı şekilde çalıştık İstanbul'da. Kim? Bu kadar engellemelere rağmen, bu kadar sıkıntılara rağmen İstanbul'da gayet iyi projeler yaptı Sayın İmamoğlu. Metrolar açtık. Kent lokantaları açtık. Gençler için kent lokantaları açtık. Belirli yerlerde parklar açtık. İstanbul'un belirli yerlerindeki sıkıntıları giderdiğimize inanıyorum. Şimdi arkadaşlarımız söylediği şeylere gelince, Süleyman Demirel'in dediği gibi siyasette 24 saat çok önemli bir zaman. Daha önümüzde 31 Mart'a kadar çok büyük bir zaman var. Bu zaman içerisinde tüm bu şeylerin, olumsuzlukların Ekrem İmamoğlu gidereceğine inanıyorum. Ve biz İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sayın İmamoğlu, gençliğimiz var, enerjimiz var diyerek daha çok çalışacağız. Daha çok çalışacağız, daha çok sokaklara ineceğiz ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak Ekrem İmamoğlu'nu tekrar İstanbul'da başkan yapacağız. Evet, Arif Bey sadece söz vermedim, hiç söz vermedim. Sizden bir şey alayım, bir kendinizi tanıtırsanız. Ben Gönderim Vakfı Şirketi'nin sahibiyim, ismim Arif. İstanbul'un en büyük problemlerinden bir tanesi trafik. Ben o yüzden dolayısıyla burada bulunuyorum. Sizi duyamıyorum ben bu arada. Ya oradan değil, yani sesiniz... İçeride ben o yüzden dolayısıyla burada bulunuyorum. Geçirmiş olduğum bir trafik kazasından dolayısıyla sakat kaldım. Ayağımda platin var şu anda. Az önce programı açarken de söylemiştiniz zaten. Trafik İstanbul'un en büyük problemlerinden bir tanesi. Biz kurye olaraktan A'dan Z'ye evlere sular olsun, evraklar olsun, aklınıza gelebilecek her şeyleri kapıya teslim ediyoruz. Bu yüzden dolayısıyla trafikte kuryelere en ufak bir şöyle anlatayım, bir yaptırım yok. Kamu spotu yok. İnsanlara trafikte bir kanun yok. Bize uygulanan trafikteki kanunlardan bir tanesi kamyon kanunu. Biz iki teker olmamıza rağmen bize trafikteki uygulanan trafik kurallarından bir tanesi kamyon kuralı. Ya kamyon koskoca büyük bir araç, motosiklet iki teker. Bunun için biz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Geçenlerde yine Yunus Emre Göçer kardeşimiz vefat etti. Ona buradan Allah rahmet eylesin, mekanlara cennet olsun. Bunların hepsini yaşıyoruz. Buradan dediğim gibi trafikte herkesin iki tekere evet, dikkat etmesini söylüyorum. Hocam size söz vermedim ben. Tabii. Bunlar bugün bir süreç içerisinde konuştuğumuz şeyler. Ben şunu da ekleyeyim. İmamoğlu'nun bir şeye dikkat etmesi lazım. Son zamanlarda gördüğüm bir şey. Çok, evet, siyasette iddia, siyaset iddia işidir. Kendinden emin olmak çok önemlidir. Ama üstten bakmamak gerekiyor. Son zamanlarda biraz üstten bakmaya başladı. Bu bir anda... Yani muhalif seçmenlerde bile tepki yaratabilir. Kendisine sadık oylarda bile tepki yaratabilir.
tersine döndürür. Bunun örneğini 2004'te Celal Doğan hatırlar mısınız Hüseyin Bey? O çocuk da bir şansını denesin dedi. Kazanması garantiydi. Celal Doğan'ın kaybetmesi imkansızdı. AK Parti olmaz denilen oldu. Gaziantep'te AK Parti aldı. Fakı Baba'ya aday göstermedi Şanlıurfa'da. Ceketimi assam kazanırım dedi Erdoğan. Ki Erdoğan'ın bu üstten bakışına vatandaş böyle bir ceza verdi. Ona dikkat etmesi gerekiyor. Yoksa o işleri tersine döndürebilir. Alperen. Bir notta ben ekleyeyim mi? Lütfen. Şimdi söylediğiniz önemli. Fatih Bey çok haklı bir şey söylüyor. Bir de yerel dinamikler çok önemli. Yani İstanbul'da evet herkes aday çıkarıyor. AK Parti iddialı, CHP iddialı, İmamoğlu iddialı ama ekonomik krizin, yoksulluğun en yoğun yaşandığı il burası. Yani iktidar değişmeyeceği için insanlar iki nedenden dolayı Ekrem İmamoğlu'na oyları şey yapabilirler. Bir, nasılsa iktidar değişmiyor, iktidara da bir ders verelim burada şey. Bir de tabii hem DEM seçmeni, Kürt seçmen, hem de İYİ Parti seçmeni İmamoğlu'na oy verdi ve bir el alışkanlığı var. Dolayısıyla buranın kaybedilmesinin çok farklı bir anlamı olacağının farkındadır diye düşünüyorum. Özellikle İstanbul seçmeni. Ben pardon, size söz verecektim. Öncelikle Azmi Karamahmutoğlu'ndan çok bir işte süperstar olabilir, entelektüel seçimin yıldızı. Biz bunu Sinan Oğan için de duyduk. Yani Sinan Oğan da böyle başlamıştı serüveninde ve sonunda AKP'ye transfer oldu. Aynı şekilde İYİ Partili arkadaşlar için de ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yani bu arkadaşların 3 tane vekili geçti, bir tane de belediye başkanı geçti. Yani bu noktada Kadir'in başladığı start aldığı nokta bence makul. Bir vatandaş olarak neye oy vermeyeceğimizi seçmek de sıkıştığımız bu düzen siyasetinde bence en makul karar. Yani kötünün iyisini seçiyor olma durumundayız belki uzun süredir. Belki bir süre daha değişmeyecek. Değişeceği bir aralığı yakalamıştık. Kapatamadık o cehennemin kapılarını. Bazıları içeri girdi, bazıları dışarı mücadele etmeye devam ediyor kapıların dışında. Ama ez cümle, yani ben o iki seçmene de uyarmak istiyorum. Yani sosyal medyada ben de bir genç olarak çok gördüğüm ve işte kırgınlıklar, küskünlükler, elbette pazarlıklar, anlıyorum herkesin kastettiği şeyi. Fakat partilerin aldığı aksiyonlardan seçmenleri de sorumludur. Ve bunun hesabını sormayan bir partide kendine bir parti adı söylemeden önce bence ilk kere düşünmeli. Yani şu anda başımızda olan bu atmosfer ve konuştuğum, yani işte hilafet gündemini buraya bağlayabiliyoruz. Her gündemi İstanbul belediye seçimine bağlayabiliyoruz. Şu an bu atmosferde yani özellikle hani işte İYİ Parti'nin alacağı aksiyonu tartışıyoruz, zaferi tartışıyoruz. Ya işte veya CHP'nin görüşmenini tartışıyoruz ama karşı cephede de işte güzel bir hatırlatma oldu inşaat mühendisi arkadaşımdan. Yani deprem gibi felaket yaşatmış bir kişi olduğunun farkına varmamız gerekiyor. Yani burada gelin yeni altılı masa kuralım gibi bir söylem değil kesinlikle. Yani ben bunun sevdalısı değilim. Keşke bu düzenin içerisinden sıyrılabilsek ve sıyrılmaya çalışan partilere belki de göz dikmeliyiz bir noktada. Fakat neye oy vermeyeceğimizi bence bir kez daha düşünüp yani onun üzerinden bir siyaset üretiyor olmak da bizi bir noktaya getirir ve sonrasını tartışmak adına iyi bir zemin oluşturabilir. Teşekkürler. Evet, bu arada deminden beri aslında DEM Partisi üzerinden konuşuyoruz ama biraz da Diyarbakır'a uzanalım. Diyarbakır'da gazeteci arkadaşımız Nevzat Bingöl karşımda. Nevzat, sen aslında Zübeyde biraz bahsetti ama sonuçta bu seçmen dinamikleri açısından değerlendirirsek demin alacağı karar, Güneydoğu'da aşağı yukarı belli ama kendileri açık açık söylüyorlar. İstanbul'daki hava nasıl olur sence? Evet, herkese iyi akşamlar. Bir defa demin tüm Türkiye'de seçimlere kendi partisine girebileceğini buradan söylemek isterim. Buna getiren sebepler neler? Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde HDP seçmeni tamamıyla Kılıçdaroğlu'nun arkasında yer aldı. Parti bu yönde bir açıklama yaptığı için tamamı yani şöyle bir örnek vereyim. CHP Diyarbakır'da Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP tabanının yoğun olduğu yerde %72 oy verdi. Ancak CHP'nin özellikle Ümit Özdağ'la yaptığı gizli anlaşma, gizli protokol ortaya çıkınca HDP tabanında şöyle bir algı değil de şöyle bir tepki ortaya çıktı. Biz HDP olarak hiçbir pazarlık yapmadan koşulsuz, şartsız CHP'yi desteklerken, daha doğrusu Kılıçdaroğlu'nu desteklerken Kılıçdaroğlu %1-2 oy oranında
bir oya sahip Ümit Özdağ'la bakanlıklar, müsteşarlıklar konusunda anlaşmalar yaptı. Tabii bunun ötesinde de milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasını zorlaştıran maddenin kaldırılması ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin evet oyu vermesi de yani şimdiki DEM Partisi'nin ya da Kürt seçmeninin tepkilerine neden olmuştu. Yani mesele sadece Antalya'da bir yer verilmesi ya da bugünkü açıklamalarla ilgili değil. Bunun geri planı var. Tabii seçim sonrasında özellikle sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi bazı yöneticilerin ve tabanının seçimlerin kaybedilmesinin Kürt seçmene ya da HDP seçmenine bağlaması da çeşitli hakarete varan bir takım yazmalarında Kürt seçmenine ciddi tepkilere neden oldu. Tabii seçim sonrasında HDP tabanı özellikle yönetimin öz eleştiri vermesi, hatta istifa etmeye kadar çok sert tepkiler gösterdi. Bu nedenden dolayı da HDP bir kongre toplamak zorunda kaldı. Dolayısıyla bu bugünkü mesele değil, geçmişe dönük bir mesele. Tabanın baskısı, HDP, DEM Partisi, İstanbul'da da, Ankara'da da, Adana'da da, Mersin'de, Antalya'da, Muğla'da, Aydın'da her yerde en güçlü adaylarla seçime girmeyi tabanın dayatması olarak ortaya koyacaktır. Çünkü taban bu yönüyle çok büyük baskı yapıyor. Bir de arkadaşlarım işte bazı konuşmaları oldu. Kürt seçmenin İstanbul'daki ya da Diyarbakır'daki düşünceleri ya da eylemleri farklı olmaz. Bir bütün olarak hareket ederler. Ve bu hareket de ağırlıklı olarak büyük illerde, yani daha doğrusu Türkiye'nin her yerinde en güçlü adaylarla seçmek yapıyor. Hatta bugün bir HDP yöneticiyle yaptığım görüşmede şunu söyledi. Seçmenin baskısı Batı'da 5 oyun olduğu bir yerde dahi aday gösterilmesi şeklinde. Hatta bir şey daha söylediler bugün. Yani CHP'ye yönelik tavırlar, CHP'ye yönelik tepkilerle ilgili. İşte Diyarbakır'da Sezgin Tanrıkulu CHP'de adaydı. Sezgin Tanrıkulu'nu sahiplenmek adına HDP Diyarbakır'da 2 milletvekilliğini kaybetti. Birini AK Parti'ye kaybetti, diğerini de CHP'ye tabii oy verecek oldu seçmenler. Bu yönüyle çok ciddi tepkiler var. Evet. Ben yani sadece İmamoğlu'nun ya da CHP'nin kazanılması, kaybedilmesinden ziyade tabanın baskısı nedeniyle Türkiye'nin her yerinde son 3 dakikamız bu arada. Nevzat'cığım son 3 dakikamız bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Konuştuk ya mesela Kadıköy'deki bir Maçoğlu meselesi de hakikaten önemli. Çok kısa alayım size onu. Ben çok yeni bir araştırma yaptık. Evet. Daha dün bitti, rapor bitti. Maçoğlu'nun karşısında eğer CHP bir aday koyamazsa, tanınmış, bilinmiş bir aday koyamazsa, Maçoğlu'nun Kadıköy'de kazanma ihtimali çok yüksek. Dün çok üzüldüm aslına bakarsanız Maçoğlu'nun başka bir kanalda tabiri caizse tırnak içinde sen niye buraya geldin? Dayak yemesine çok üzüldüm. Dayak yemedi de. Bence yani dayak yedi. Onu söyleyeyim. Yani arkadaşlar birazcık ağır gittiler. Yeni yaptığınız bir araştırmada şunu çok açık söyleyeyim. Raporlarda elimizde. Sonra size iletirim Serdar Bey. Şu anda Kadıköy'de en güçlü CHP adayı Gürsel Tekin. Şu anda mevcut belediye başkanlarından ziyade tanınırlık, bilinirlik oranı Gürsel Tekin lehinde çok yüksek. Yani CHP eğer rasyonel bir adım atıp araştırmalara kulak vermeyip şeyi yaparsa, başka bir aday koyarsa ki bence Gürsel Tekin'in kazanma ihtimali çok yüksek, Kadıköy'ü kaybedecek. Aynı zamanda bunun Ekrem İmamoğlu'na
olumsuz yansıması da olacak. Evet. Oyların bölünmesi de çok ciddi bir durum. Yani en az DEM kadar Kadıköy, çünkü 50 tane hatta 60 tane ilden büyük bir ilçeden bahsediyoruz. Dolayısıyla CHP'nin burada Kadıköy gibi bir ilçede de doğru adı bakmasına fayda var. Evet. Son sözü sana vereyim istiyorsan. Ömer Faruk Ay. Evet. Burada Maçoğlu'na işte o dün yapılan yayında aslında çok da güzel oldu değinmeniz. İşte tabiri caizse orada tokat atılması. Ya gerçekten işte sen niye geldin Kadıköy'den aday oldun? İşte niye muhalefetin oyunu bölüyorsun gibi. İşte mesela İYİ Parti'ye de bu yapılıyor. İşte niye ittifaktan ayrıldınız? İşte CHP belediyeleri kaybedecek. Veya diğer siyasi partilere. İşte Yeniden Refah Partimiz işte bir genel seçim dönemi Cumhur İttifakı'na bir katılmama süreci olmuştu. İşte niye ittifaka girmiyorsunuz? İşte karşı taraf mı kazansın etsin diye. Aslında iki kutubun da herkesin böyle iki tane parti var. O partiler kendi altlarına işte diğer siyasi partileri angaje ederek işte kendi iktidarlarını, kendi seçim kazanmalarını kolaylaştırmak istiyorlar. Hiçbir siyasi parti başka bir partiye seçim kazandırmayı kolaylaştırmak veya seçim kazandırıp adaylarını destekleme amacıyla kurulmamıştır. En azından biz partimizi öyle kurmadık. Ben Maçoğlu'nun da hani gidip AK Parti'ye seçim kazandırmak için Kadıköy'den aday olacağını düşünmüyorum. Kendisi şu anda Tunceli'nin belediye başkanı. O yüzden böyle aslında antidemokratik de bir hamledir. Yani işte siz niye aday oldunuz, siz niye ittifaka girmediniz gibi durumlar. Ben son söz olarak da bunu söyleyeyim. Yani bütün siyasi partiler Meral Hanım'ın da o yaptığı çıkış gibi kendi başına hareket edebilirler ve çok da demokratik bir haktır. Zaten partiler siyaseten aday çıkarmak ve seçim kazanmak için kurulmuştur diyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi kapatıyor muyuz yoksa reklam mı arkadaşlar? Şöyle yapalım, kapatalım çünkü arkadan bekleyen programa sarkmış olacağız. Onlara bu sefer saygısızlık olur. Yaklaşık 3 saattir burada iki ayrı konuyu, yani bir Türkiye'deki hilafet tartışması, arkasından da İstanbul'da ne olur, yani DEM'in vereceği kararla. Ama tabii bu pilav daha çok su kaldırır. Dediğimiz gibi Türkiye gene bir kez daha çok kritik bir seçime gidiyor. Türkiye Meclisi'nde konuklarımızla enine boyuna tartıştık ve tartışmaya devam edeceğiz olabilecek en demokratik şekilde. Benim en çok hoşuma giden, burada çok farklı siyasi görüşlerdeki arkadaşlarımızın, insanların gayet demokratik bir şekilde tartışarak, konuşarak ama hakikaten medeni bir şekilde bunun sorunlarını Türkiye'yi konuşuyor olması. Dilerim diğer zeminlere de, bu arada onu da hatırlatmam gerekiyor, örnek olur. Bir de şu hatırlatmada bulunacağım kapatmadan, bir numara vereceğim, aşağıda yazıyor şu anda. 0533-777-77-79. Sizden ricamız, bu telefonu dün geceden beri hiç susmuyor. Yani hakikaten saatlerce çalıyor telefon. Ancak biz bu telefonu onun için vermiyoruz. Şunun için veriyoruz. Türkiye Meclisi'ne katılmak istiyorsanız o kendinizi tanıtarak kısa bir video çekmeniz ve bu WhatsApp hattına atmanız. Yoksa yani gelen telefonların %90'ı neredeyse aslında şikayetler, işte iyi dilek temennileri vesaire şeklinde. Çok sağ olun. Bunları dinlemek de bizim için bir görev. Ama dediğim gibi asli olarak buraya videonuzu atıp ben şundan dolayı katılmak istiyorum. Türkiye Meclisi'nde bundan dolayı olmak istiyorum. Evet, şahsiçeyim. görüntülü mesaj atarsanız bizim arkadaşlarımızın işini gerçekten çok kolaylaştırmış olursunuz. Herkese çok teşekkür ediyorum ayrı ayrı katıldığınız için ve herkese iyi akşamlar diliyorum efendim.